Evet, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Yeni bir panelde 4. Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu pandemi nedeniyle fiziki olarak değil, fiziksel olarak değil, online yapmak zorunda kaldık. Ama bu da güzel, keyif verici bir program haline dönüştü. Hocalarımız sayesinde, katılımcılar sayesinde. Bu oturumda da değerli hocalarımız fiziksel aktiviteyle ilgili, inaktiviteyle ilgili bizlere sunumlarını yapacaklar. Şimdi sözü Ayşegül Elekta Hoş geldiniz tekrardan. Evde fiziksel aktivite ve egzersiz programları konulu 3. panelimize İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Sayın Hocam Profesör Doktor Ela Tarakçı yürütecektir. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ergoterapi'den Sayın Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Bahadır Ağacı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Edibe Ünal ve Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Buket Akıncı panel konuşmalarını yapacaktır. Sözü Sayın Hocam Profesör Doktor Ela Tarakçı'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Ayşenur. Ben de öncelikle bu yıl dördüncüsü düzenlenen fiziksel aktivite sempozyumunu hem düzenlemek kuruluna hem de sempozyum başkanlığını yapan Akın hocamıza teşekkür ederek başlıyorum. Sabahtan beri takip ediyorum. Güzel bir program. Pandemi bize tabii çok şey öğretti. Sempozyumları bile artık fiziki ortamlar olmasa bile bu şekilde buluşabileceğimizi gösterdi. Her zaman konuşuyoruz. Teknolojinin tabii zararlı yanları da var ama faydalı yanları da var. En azından bugün bizim buluşmamıza vesile oldu. Ben tekrardan düzenleme kuruluna teşekkür ederek başlıyorum. Birkaç küçük düzeltme yapacağım. Herkesin ne güzel bölüm başkanı da yapmış Ayşenur. Hocalarımızın yerlerinde ufak tefek değişiklikler var. Ama onları yine sunarken konuşacağız tabii ki. Çok değerli konuşmacılarımız var. Hepsi birbirinden güzel sunumlar yapacaklar. Eminim hepsinin çalışmalarını da çok yakinen takip ediyorum. Fiziksel aktivite konusundaki çalışmalarını da. Ben şimdi fazla uzatmadan sözü ilk konuşmacımıza bırakacağım. Zeynep Bahadır Ağacı, Üsküdar Üniversitesi'nden, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden bize çok güzel bir sunum yapacak şimdi. Hem inaktiviteden hem de ergoterapi süreçlerinden söz edecek. Seni dinliyoruz. Çok teşekkürler. Ben öncelikle bu sempozyum için Akın Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca Ela Hocama da çok teşekkür ediyorum ve bütün değerli katılımcılara da yine katkıları için teşekkür ediyorum. Gerçekten sabahtan beri takip ediyorum. Çok güzel sunumlar oldu. Sizinle öncelikle bilgisayar üzerinden tabii slaytımı paylaşmaya çalışacağım. Şu an görünüyor mu slaytım? Öncelikle onu bir merak ederim. Görünüyor. Tamam. Size bugün genel olarak aslında biraz ergoterapi ile ilgili bir fikir vermeye çalışacağım. Birazcık da aktivite, inaktivite gibi konulardan bahsedeceğim. Özellikle ergoterapinin çok spesifik olarak ilgilendiği bir konu var aslında. Genel sağlıklı yaşamın artırılması. Hem problemi olan bireyler hem de sağlıklı olan bireyler daha iyi ve kaliteli bir hayat sürmesini aslında hedefliyor. Bununla ilgili birazcık bakış açılarını paylaşacağım. Şimdi tabii ki inaktivite ve aktivite terimi bizim için çok önemli. Aslında işin felsefi tarafına baktığımızda bunun da tarih içerisinde birçok filozof tarafından dile getirildiğini ve bununla ilgili çok fazla varsayımın da ortaya konulduğunu biliyoruz. Çünkü çocukluktan itibaren çeşitli aktivitelerle biz kendi kimlik gelişimimizi gerçekleştiriyoruz. Yani bütün bu aktivitelerin birikimiyle aslında bir özbenlik oluşturuyoruz. O nedenle ergoterapi açısından da bu aktivite kavramı çok önemli. Çünkü aktiviteyi aslında kapsayan okupasyon terimini ortaya koyuyor ergoterapi. Mesleğin orijinal ismi de aslında occupational terapi olarak tanımlanmış. İngilizce'de birebir çevirdiğimizde böyle sanki meslek tanımı gibi oluyor bu occupation kelimesi ama asıl karşılığı mesleki olarak şu. Bizim aslında toplulukla ve aileyle genel olarak yaptığımız bizim için önemli olan bir anlamı olan aktiviteler bütünü ki bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bir şeyleri yapmaya ihtiyaç duyuyor olabiliriz, yapmak istiyor olabiliriz ya da bunun bizim bunu yapmamız bekleniyor olabilir toplum tarafından. Bütün bu aktivite
kavramların hepsini bir araya koyduğumuzda işte o zaman okupasyon kavramı karşımıza çıkıyor ve genellikle ergoterapistler bunu kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman aktivitesi olarak tanımlıyorlar ve kendi sağlığımızı ve kimliğimizi bu aktivitelere katılım yoluyla gerçekleştirdiğimiz için de bunun kişinin hayatındaki rollerini gerçekleştirecek bir şekilde gerçekleştirmesine odaklanıyorlar ve baktığımızda işin sonunda da kişinin yaşam kalitesi ve iyilik halinin artırılmasını ergoterapi felsefesinde hedefliyoruz. Bu şekilde çünkü kişi kendini gerçekleştirmiş ve hayatını gerçekten istediği koşullar ve şekilde yaşamaya devam ediyor olacak. Bununla ilgili birçok bilimsel çalışma var. Yani kişinin günlük okupasyonlarını gerçekleştirdiğinde refah seviyesi, kendisinin sağlığının çok daha iyi olduğu, kendini çok daha iyi tanımladığı, öz yeterliliğinin arttığı ve kişinin daha memnun ve doyum halinde bir hayata katıldığı belirtiliyor. Ki bunun çok da fazla aslında örneğini de dünyada görüyoruz. Ama tabii işin şu kısmı var. Maalesef ömrümüzün her günü çok sağlıklı bir şekilde geçmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı istatistiğine baktığımızda mesela kadınlarda 9,5 yılın, erkeklerde ise 7,8 yılın bir takım fiziksel engeller, aktivite kısıtlıklarıyla beraber belki de bağımlılık gerektirebilecek bir seviyede sürdüğünü biliyoruz. Maalesef ülkemizde ömür sayısı dünyaya göre biraz daha uzun ömür beklentisi ama sağlıksız geçen süremiz kadınlarda 24,2 yıl, erkeklerde ise 15,7 yıl gibi bir rakama tekabül ediyor ki bu da fiziksel olarak aktivite seviyemizin oldukça düştüğü bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Belki de başkalarının bakımına muhtaç olduğumuz bir döneme karşılık geliyor. Bu nedenle de aslında bu inaktivite konusunun konuşulması, sağlık üzerindeki etkilerinin toplum tarafından da anlaşılması çok daha kıymetli bir hal alıyor. Baktığımız zaman okupasyonları birçok şey etkiliyor. Yani yaşımız ilerledikçe tabii ki aktivite tercihlerimiz değişiyor. Bununla ilgili algımız, ihtiyaçlarımız ve bunun yanında vücudumuzda da yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bir takım kronik durumlar bizim okupasyonel katılımımızı, performansımızı etkilemeye başlıyor. Ama sadece tabii ki bunlar değil, özellikle hayatımızın akış süreci içerisinde olağan dışı bir takım durumlarda mesela işte bir üniversite öğrencisinin ailesinin yanından ayrılıp kendi başına ya da bir yurt hayatına geçmesi, iş değişikliğinin olması, şehir değiştirmek ki bizim için şu an çok kritik bir dönem olan Covid-19 nedeniyle de çok beklenmeyen şekillerde aslında okupasyonlarımız etkilenebiliyor. Ve ergoterapi bu konuda sadece bu koşullar değil aslında genel olarak sistemle ilgili bir takım sorgulamaları da işin içerisine sokuyor. Yani bireyler arasında genel olarak toplumsal bir aktivite dengesi düzgün bir şekilde dağılıyor mu? Kimilerinin iş yükü çokken belki kimileri çok daha az bir takım aktivitelere katılımda bulunabiliyor ya da bunlara rahat bir şekilde ulaşabiliyor mu, kendi tercih edebiliyor mu gibi bir takım daha bütüncül bakış açılarıyla beraber de bunları sorgulayıp ve katılımı o şekilde desteklemeye çalışan bir yapıya sahip. Covid-19 süreci hakikaten hepimiz için çok değişik bir yapıya sahip. Çünkü bu süreçte az önce bahsettiğim kendine bakım, üretkenlik aktivitelerimiz, serbest zaman aktivitelerimiz hepsi bir değişime uğradı. Yani şu an sokağa çıkmak istediğimizdeki prosedür ya da eve döndüğümüzde gerçekleştirdiğimiz prosedür eskisi gibi değil ve buna uyum sağlamak da oldukça önemli bir dönemdeyiz. O nedenle bunları hayatımıza katmak, bunları alışkanlık haline getirebilmek, dikkat etmek, birbirimizi belki sosyal ilişkide nazikçe uyarabilecek kuralları da ortaya koymak önemli hale geldi. Bu şekilde yaptığımızda da eminim bu süreçte çok daha iyi bir şekilde yönetilecektir. Yine bu kısma biraz dikkat çekmek istedim çünkü Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında gerçekten yapılacak önlemlerle ilgili çok ciddi açıklamalar var. Bunları da bence bireysel olarak belki şöyle bir göz ucuyla da olsa incelemek durumundayız ki hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını çok daha iyi bir şekilde koruyabilelim.
Belki bunlarla ilgili hani yine farklı oturumlar, konuşmalar da yapmak uygun olacaktır. Ve ergoterapi genel olarak baktığımızda da bu süreçte ve genel süreç içerisinde sağlığın teşviğinde oldukça önemli bir alan. Bunu yaparken bütün aslında bu okupasyonlarla ilgili değişikliklere bizim bir tık daha hızlı ya da kolay bir şekilde adapte olmamıza yardımcı olacak stratejiler geliştirmeye sağlıyor. Ve bunu yaparken sadece birey üzerinden değil, İşte aile, toplum gibi temasa geçtiğimiz bütün çevremizi de aslında bu işin içerisine katmaya çalışıyor. Ki bu sayede hem bireysel olarak hem toplumsal olarak daha sağlıklı ve iyi bir yaşam süreci tamamlamamız hedefleniyor. Baktığımız zaman genel sağlıklı yaşam koşulları içerisinde aslında çok bildiğimiz klişe bir takım yöntemler var. İşte beslenmemize dikkat etmek, fiziksel aktivitemizi artırmak, sosyal olarak daha aktif olmak gibi. Bütün bunların hayata katılması süreci gerçekten oldukça karmaşık ki fiziksel aktiviteyi bile aslında birçoğumuz yanlış anlayabiliyoruz. Yani toplumsal olarak bundan tabii ki bahsediyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda çok güzel bir paylaşımı var ki sabahki oturumlarda da bu oldukça sık anıldı. İllaki bir egzersiz yapıyor olmak durumunda değiliz. Aslında kas iskelet sisteminizi harekete geçirmek sizin daha hareketli, aktif bir hayat sürmenizi ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olabiliyor. Evet, COVID sürecinde belki sokağa çıkıp yürüyüş yapmak bir miktar daha kısıtlandı. Önümüzdeki dönemde bunun için ekstra bir takım eforlar sarf etmemiz gerekecek. Ekstra bir takım hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekecek. Ama olabildiği kadar fiziksel aktivite seviyemizi artırmak bizi sağlık açısından koruyacaktır. Yani televizyon izlerken belki işte bir iki adım atmak, kalkıp uzun süre sedanter aktiviteler üzerinde kalmamak, bunlara molalar koymak ya da reklam aralarında belki daha aktif bir hale gelmek izlediğimiz bir program varsa. Tabii bir de işin şöyle bir kısmı var. Şu an online sistem o kadar gelişti ki ara vermeyeceğiniz şekilde birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. O da birazcık aslında bizim için risk oluşturuyor. Çünkü bu sefer ekranın başından ayrılmak özellikle bu genç nesilde bilgisayar oyunlarıyla beraber belki çok daha zor olabiliyor. Bunlara özen göstermek ve buna göre de kendimizi organize edebilmemiz gerekiyor. Çok kolay olmasa da sağlığın korunması açısından oldukça basit ve önemli uygulamalar. Bununla birlikte birçok kronik hastalığın gelişimi aslında ya engellenebiliyor, yavaşlatılabiliyor ya da geciktirilebiliyor. Bu sadece tabii ki kronik hastalık gelişimi değil, fiziksel aktivite seviyesini aslında ne kadar artırırsak kişinin kendine olan güveni, kendine yeterlilik duygusu, kendini organize edebilme becerileri ve tabii ki bilişsel fonksiyonları ile ilgili de çok ciddi iyilik halinin arttığını yapılan çalışmalarda biliyoruz. Bu nedenle de bunun teşviki hem bireysel olarak hem toplumsal olarak çok önemli. Tabii fiziksel aktivitenin teşvikinden bahsederken de bir takım kuralları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani bir şeyleri evet yapacağız, daha aktif olacağız, daha çok hayatın içerisinde olacağız ama bunları ne kadar sıklıkla yapmalıyız, bunlar ne kadar süre almalı bizim için ya da yoğunluğu nasıl olmalı ya da hangi sistemleri çalıştırmalı. Bütün bunlar konusunda mutlaka gerekli sağlık personeliyle iletişim halinde olmakta fayda var. Şu an ev içerisinde evet birçok online programla beraber çok rahat bazı sistemlere ulaşabiliyoruz ama yine de bunun öncesinde belki bir sağlık profesyoneliyle uzaktan da olsa görüşme sağlamak faydalı olacaktır. Günlük ev işlerimizde pek bir sıkıntı yok. Bunları zaten aktif olarak gerçekleştiriyoruz ama eğer belli bir işte sportif aktiviteye bu dönemde başlayacaksak mutlaka bununla ilgili işte belki kalp atım hızının hesaplanması ya da bir takım met değerleri gibi kardiyovasküler sistemle ilgili uzman bir fizyoterapist ya da bir hekim aracılığıyla çalışmak faydalı olacaktır. Tipik olarak ama evde de şöyle kendimizi kabaca en azından ev içi aktivitelerde sıralayabileceğimiz ya da sınayabileceğimiz bir takım parametreler de var. Yani sedanter aktivite dediğimizde mesela çok fazla efor sarf etmediğimiz, rahat olduğumuz, oturduğumuz ya da işte uzandığımız aktiviteler. Çünkü burada az enerji harcıyoruz. Hafif aktivitelerde belki birazcık böyle terliyoruz. Belli belirsiz belki işte nefes alışımızda bir değişiklik oluyor ki ev işleri daha çok bu düzene giriyor yani hafif ev işleri. Orta aktivitelerde yine biraz zorlanıyoruz, daha fazla terliyoruz ki bence hani evde yaptığımız egzersizler biraz daha bu şiddette olursa daha keyifli olur gibi görünüyor. Fakat burada yine de konuşma becerilerini sürdürebilir olmamız gerekiyor hala. Bu
aktivite düzeyi tabii ki bazen ev işleri içinde geçerli olabilecektir. Şiddetli aktivitelerde ise artık böyle koşma gibi çok ciddi aslında kardiyovasküler sistemimizin de bu işin içerisine katıldığı, artık böyle dilimizin damağına belki biraz yapıştığı ve konuşmakta zorlandığımız aktiviteler, ki bunun aslında bir tık daha şiddetli aktivite kısmı da var. Çok kısa süre sürdürebildiğimiz aktiviteler, ama onları artık evde yapmayacağımız için burada da paylaşmayı çok gerekli görmemiştim. Ve ergoterapi bu alanda aslında çok ciddi katkılar veriyor. Belki evet egzersizin şiddetin ayarlanması gibi parametrelerde diğer meslek grupları ile birlikte çalışıyor, ama özellikle bu teşvik konusunda kronik hastalığı olan bireylerde hem günlük yaşamın düzenlenmesi açısından hem de sağlığın teşviki açısından farklı müdahale stratejileri geliştiriyor ve bununla ilgili sağlıklı yaşam tarzı müdahaleleri şeklinde birçok başlık şu an bulunuyor. Ki bunu aslında sadece ergoterapi yapmıyor. Yani birçok alan aslında en azından fiziksel aktivite açısından ciddi önerilerde bulunuyor. Yani şu an herhalde sokaktan geçen birisine de sorsak mutlaka evet çok hareket etmeliyiz, sağlık için çok iyi diyecektir. Ama bunu kaçımız yapıyoruz? İşte sorun burada birazcık başlıyor. Yani sorun bunu hayata katıp bir şekilde bir alışkanlık haline dönüştürüp sürdürebilmekle ilgili kısımda başlıyor. Ergoterapistler de aslında burada birazcık bakış açılarıyla destek olabiliyorlar bu probleme. Nasıl oluyorlar? Diyorlar ki yani evet biz sağlıklı olmak, fiziksel aktif olmak ve diğer parametreler içeriyor, ama sadece bundan ibaret değil. Hayatımızda anlamlı olan şeyler üzerinden bunları yapabilmek belki bizi daha güçlü kılacak ve sürdürebilmemize yardımcı olacak. Bu nedenle de bu okupasyonları etkileyen, aslında genel olarak bunlara katılımı etkileyen kişisel, çevresel ve okupasyonlarla ilgili faktörleri göz önünde bulunduruyor. Baktığımız zaman kişisel faktörler burada birkaçı var, ama bunlar gerçekten saymakla bitmeyecek koşullar. Kişinin duygu durumundan tutalım, yaş, sosyoekonomik durum, kültürel faktörleri, genel yapısı, bunların hepsi etkileyecektir. Ki kişinin bir problemle karşılaştığında bununla nasıl başa çıktığı, bunu nasıl çözümlediği. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki en ufak bir fiziksel aktivite çabamızda, ki özellikle egzersize başlama sürecinde bu çok ciddi anlamda oluyor, bir anda başka bir şey karşımıza çıkıyor ve evet aman onu boş verelim, şimdi ötekini seçelim şeklinde devam ediyoruz. Yani burayı aşmakla ilgili bir problem meydana geliyor. Ergoterapistler burada özellikle kişilerin alışkanlık ve rutinlerini çok fazla kullanıyorlar ve bunlar üzerinden entegrasyon sağlayıp kişinin hayatına bunları katmaya önem veriyorlar. Ki burada bence yine en kıymetli parametrelerden bir tanesi de kişinin neye inandığı. İnançlarımız, değerlerimiz bizi aslında motive eden şeyler. Yani biraz limbik sistemi aktive edecek şeyleri seçebilirsek eğer, o zaman işte o sürecin ilerlemesi çok daha sağlıklı hale geliyor. Ki ben bu karikatürü çok sevdim. İlla iyi ki diyor 1927 yılında egzersize başlamaya niyetlenmiştim ama başlamamışım, zaten uzun yaşayacakmışım, sıkıntı yok. Evet, bunu bilmiyoruz, böyle bir ihtimal de olabilir, ama niyetlen gerçekten her zaman eyleme dönüşmüyor, ki bunu transteorik modelle çok iyi anlıyoruz aslında. Evet, hepimiz niyet ediyoruz, hepimiz yapmak istiyoruz, hatta birçok yere deniyoruz, ama her seferinde bu işte eylemden tekrar niyet aşamasına, hatta bir süre niyet öncesi aşamalara dönüp bu işi hayatımızın içerisine bir türlü entegre edemiyoruz. Bunların hepsi bizim için süreçte dikkat edilmesi gereken önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Benim yine çok yakındığım faktörlerden bir tanesi çevresel faktörler. Gerçekten şehir planlamalarının belki bir tık daha değiştirilmesi gerektiği, artık mimarlar odası mı konuşmalı bunu bilmiyorum, inşaat sektörü mü konuşmalı, ama bu tip şeyler de artık daha fazla gündeme gelmeli. Çünkü yani sokağa çıktığınızda ya da camdan baktığınızda gördüğünüz şeyler sizin sağlığınızı etkiliyor. Çünkü bunlarla direkt temas halindesiniz. Artı bunlar sizin fiziksel aktivite seviyenizi de etkiliyor. Şimdi pandemi sürecinde çok net yaşadık. Evinizde eğer biraz genişse rahat hareket edebildiniz. Eğer bahçeli bir yerde oturuyorsanız ya da bir sitedeyseniz çok daha rahat hareket edebildiniz. Ama eğer bir apartman dairesi, rezidans tarzı bir yerdeyseniz gerçekten çok ciddi limitasyonlar oldu. Bu nedenle bu tip şeyleri belki biraz daha fazla tartışmalı ve biz sağlık çalışanları olarak da daha fazla bunları dile getirmeliyiz. Çünkü bunlar da anlaşıldı ki evet günü kurtarmak adına önemli ama sağlığı sürdürmek adına tehlikeli şeyler. Yine tabii ki bizim diğer bir faktörümüz okupasyonun kendisi. Yani ne seçeceğiz? Bunun için fiziksel olarak, bilişsel olarak herhangi bir yeterli ihtiyacım var mı? O yaş grubu için uygun olacak mı seçtiğim şey ya da o fiziksel
sağ kapasite, bilişsel kapasite için ya da diyabet hastası, romatoid artrit hastası bu hasta için belki böyle bir okupasyon uygun olmayacak. Bütün bunların da iyi irdelenmesi gerekiyor. Ve bütün bu faktörleri aslında göz önünde bulundurup kişinin, yani kişi merkezli ve bütüncül bir bakış açısıyla sağlık, diğer sağlık profesyonelleriyle beraber dirsek temaslı bir program oluşturulması gerektiğini ben şahsım adına da düşünüyorum. Bunu yaparken ergoterapistler de birçok yöntem kullanıyorlar. Çok böyle kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. Çok fazla vurguladım. Kişinin değerli bulduğu anlamlı aktivitelere odaklanıyor. Bunu aşmak için ne tip adaptasyonlar sağlayabiliriz? Ve kişinin bu konudaki yeterlik duygusu mu, bilgi eksiği mi var? Yoksa inançlarıyla ilgili bir problem var? Yani nerede sıkıntı var? Bunları güçlendirmek. Kişinin bir hedef koyması ama gerçekçi bir hedef koymasını sağlayabilmek. Çünkü şu çok klasiktir mesela. Direkt fiziksel aktivite şeyinde başlamayacağım ama şimdi diyete başlarsınız. İşte 80 kilodan 50 kiloyu hedeflememelisiniz. Belki de işte hani bir %5'lik bir kilo kaybı bile sizi iyilik haline getirecektir. O zaman şimdi egzersizde de biliyoruz ki bir spor salonuna gittiğimiz anda bile bir saatle başlıyoruz. Hayır, öyle değil. Önce bir kardiyovasküler kapasiteni ve psikolojini iyi hissettirecek bir aşamadan başla. Yapabileceğin hedefler belirli. Ondan sonra eylemi gerçekleştir ve hastayla taahhüt almak burada çok önemli. Yani bir şey başlayacaksın. Ne zaman başlayacaksın? Ne kadar yapacaksın? Ve bunu ne kadar yapmaya taahhüt veriyorsun gibi bir takım anlaşmaları yapmak da çok kıymetli hale geliyor. Belki yazılı hale getirmek de yine burada uygulanabilecek yöntemler arasında. Problem çözme stratejileri özellikle bilişsel davranışsal terapi yaklaşımlarıyla yine kullanılan yöntemler ve özellikle motivasyonel faktörler de burada devreye giriyor. Onlara birazcık daha ileride bahsedeceğim için burada birazcık hızlı geçeceğim. Arada süremi de kontrol ediyorum bu arada Ela Hocam, onu da söyleyeyim yine de. Şimdi hep böyle çok fazla şeyden bahsettim. Kişisel faktörlerin çok önemli olduğunu söyledim. Burada bir takım maddeler var. Zamanın nasıl yönetildiği, enerjinin nasıl kullanıldığı, kişinin rolleri. Gerçekten kişinin hayatına bakmak lazım. Eğer bir şeyleri onun hayatına katmak istiyorsak, bu fiziksel aktivite olsun, başka bir şey olsun, mutlaka o kişinin kendi realitesini ortaya koymamız gerekiyor. Realitesi içerisinde kişinin performansla ilgili bir kayıp oluşturacak fiziksel, bilişsel ya da psikososyal yönden bir etkilenimi var mı? Bunlara da şöyle bir göz atmamız gerekiyor. Bunları attıktan sonra şunu da göz önünde bulundurmalıyız. Şimdi özellikle burada benim çok güzel bir dinamik sistem teorisini bu anlamda çok seviyorum gerçekten. Çünkü bize şu anlamda ciddi destek veriyor. Şimdi COVID-19 sürecine bakalım. Hepimiz evde kaldık. İnaktifiz şu an. İşte bir şeyler yapacağım ama sabah kalktığımda enerjim olmuyor. Kendimi organize edemiyorum. Bir süre sonra tabii ki bunların fiziksel ve psikolojik belirtileri de ortaya çıkıyor. Ağrılarım artıyor. Yorgunluk, depresyon. Bu çarkın içerisinde dönebiliyorum. Ama eğer ben bir yerden bir şekilde bunu müdahale edip düzenleme programı yapsam ve kendi enerjimi yeniden bir organizasyon programıyla gözden geçirip düzenlesem, bu sefer bir şeyleri yapacak, yani yapacak bir şeylerim olacak, bir hedefim olacak, ona ulaşacağım. Bu şekilde fiziksel aktivitem artacak, daha iyi hissedeceğim. Tabii ki bununla ilgili olarak psikososyal ve fiziksel semptomlarım da azalacak. Aktivite katılımım arttığı için de yaşam kalitem ve öz yeterliğim hepsi birlikte artmaya başlayacak. Ve şunu unutmamak lazım. Sağlıksız davranış bir sağlıksız davranışın nedenidir ve sağlıklı davranışın sonucunda da sağlıklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu benim çok sevdiğim mottolardan gerçekten bir tanesi de fizikteki eylemsizlik prensibini bana çok net bir şekilde hatırlatıyor. Aslında hepimiz aynı, yani aynı uzay sistemi içerisinde aynı prensipler üzerinden hayatımızı ilerletiyoruz. Bu nedenle de olabildiği kadar aktif kalmakta her yönden fayda olduğunu düşünüyorum sağlık açısından. Müdahalede bulunurken de tabii ki hangi popülasyona yapacağız, performans alanlarına mutlaka bakacağız, kişinin özel tercihleri, tipik gününü nasıl değerlendirdiği, nelerden hoşlandığı, bütün bunları şöyle bir aslında çok basit bir yöntem olan günlük tutturarak öğrenmek mümkün olur. Arkadaşım sabah kalktığında neler yapıyorsun, bir benimle bunları şöyle yazarak bir gününü paylaş. Gerekirse hafta içi, hafta sonu, hani o düzene göre yine buna bakmak faydalı olacaktır. Özellikle bir makalede bunu okumuştum, şeyi çok güzel vurguluyorlar. Şimdi bunu bilişsel davranışçı yaklaşımlarda da kullanıyorlar. Söz
uçuyor ama yazı gerçekten farkındalık artırmak açısından oldukça önemli. Kişi kendi bu denge çarkıyla ya da günlük tipik günlüğüyle karşılaştığında neyi nereye koyabileceği, yani evet bir şey yapmak istiyorum ama bunu nereye yerleştirebilirim? Ya da ya evet ben burada gerçekten çok fazla vakit kaybediyormuşum, bunu daha iyi kullanabilirim gibi kendiyle alakalı ciddi bir farkındalık oluşturabiliyor. O nedenle de böyle bir gün çarkı oluşturmak oldukça faydalı olacaktır. Kişiyle konuşmalarımız sırasında onu motive eden şeyleri gerçekten önemsemeliyiz. Kişiye ne iyi geliyor? İşle ilgili iyi gelen şeyler neler? İş dışında ona iyi gelen şeyler neler? Belki bunların bir listesini yapmak, yine bunları görünür hale getirmek. Bunun dışında tabii ki onu yoran, tüketen, enerjisini alan, yani bu illaki psikolojik anlamda değil, fiziksel anlamda ya da psikolojik anlamda ikisine de bakmak mümkün olacaktır. Bu şekilde kişinin aktivitelerle olan ilişkisini ortaya koyarsak belki onları da destekleyecek bir takım faktörleri, yani her neyse katmak istediğimiz hayata, onunla ilgili bir tercih yapma konusunda bize yardımcı olabilecektir. Motivasyonel görüşme bu anlamda çok işe yarıyor ve çok ciddi anlamda motivasyonel görüşmeyle beraber davranış değişikliklerinin aktive edildiğini biliyoruz. Çünkü kişinin anlaşılması, kendi içerisindeki çelişkilerin aşılması, sağlık yönünde bunlarla ilgili nasıl bir fayda sağlayacak, bununla yüzleşmesi anlamında yardımcı oluyor. Ve yine benim çok önemsediğim bir burada eğri var. Kişinin yoksunluk yaşadığı okupasyon kısmından optimal performansa ulaşabilmesi için bizim bütün bu süreçleri göz attıktan sonra şunu da atlamamamız gerekiyor. Eğer bir şeyi çok fazla yüklenirseniz yine aşırı stres nedeniyle hiçbir şey yapamaz hale getireceksiniz. Yani bir az önceki örnek gibi aslında. Kişi egzersize başladığında hiç egzersiz yapmıyordu. Bir anda çok ciddi bir performans yüklemesi yaptınız. Ne oluyor zaten? Vücutta bir takım yaralanmalar meydana geliyor. Aslında aktivite için de aynı şey geçerli. Bir anda birden çok faktörün üzerinde değişiklik yapmaya çalışırsanız bu sizin aslında hiçbir şey yapamayacağınız anlamına geliyor. Gerçekten büyük başarılar küçük adımlarla başlıyor. O yüzden de böyle küçük küçük daha emin adımlarla ve kişinin özümsemesini sağlayacak, ona vakti tanıyarak, hatta tecrübe edip tecrübeleri üzerinden konuşup bunun bu değişikliğin kendi üzerinde nasıl bir etki yaptığını anlayacak şekilde onunla süreci paylaşarak sürdürmek faydalı olacaktır. Ve böylece tabii ki kişinin optimal yüklenmeyle optimal performansını artırmak mümkün hale gelecektir. Ve kişinin tabii ki hayatına baktık. Şu an seçenekler neler? Evin içerisindeyim ama çok şükür gerçekten bir sürü seçenek var. Özellikle ben kendi adıma da söyleyeyim. Bu online egzersiz programları çok işe yarıyor. Hem çok basit düzeylerde de kullanabiliyorsunuz. Bu tip sistemlerin belki uzun vadede rehabilitasyon ve bu tip değişiklikler üzerinde teşviki de çok daha fazla kullanılacaktır. Bunun için bunu ne kadar yoğunlukla yapmalıyım? Bunları iyi belirlemek lazım. Ve tabii ki bireyin koşullarına nasıl uyumlandıracağız? Yani yaşadığı çevrede çocuk da bakması gerekiyor. Günü de çok yoğun. Bir yandan işte derslerini belki bizim gibi anlatacak. Bir yandan akademik bir şeyler yapmaya çalışacak. Tamam bunların arasında ama mutlaka kendini ayıracak bir vakti olmalı ki occupational balance dediğimiz, yani o kişinin aktivite dengesinin sağlanması açısından da bunun da tercihler konusunda hani kişinin farkındalığını yaratarak ortaya konması önemli hale gelecek. Ve unutmayacağız şunu. Kişinin kendi okupasyonlarının ve çevresel faktörler, bunların hepsinin bu aktivitelerin teşvik edilmesi sürecinde bize bir etkisi olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nden açıkçası bu süreçte çok tartışmalara maruz kalsa da takip ediyorum ve doğru kaynaklardan bilgi almanın da öneminin bu dönemde çok daha fazla ortaya çıktığını düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü de aslında birçok öneride bulunuyor. Yani evin içerisinde online egzersiz sınıflarının katılması, müzikle dans etmek belki, aktif video oyunları oynamak, ki bu da yine son zamanlarda V gibi bir takım uygulamalarla çok daha aktif şekilde yapılabilir hale geldi. Ve tabii ki kişinin güçlendirme denge egzersizleri gibi ya da işte bu tip aktiviteleri yapabilecek programlarla beraber ya da varsa eski bir programı devam ettirecek şekilde organize etmesi iyi olacaktır. Peki ben şimdi şunu çok doğru bulmuyorum tabii, bu kadar böyle kişi merkezli holistik bir yaklaşım dedikten sonra hani şunları şunları yapın demek yerine bir dönüp kendinize bakın demek istiyorum aslında burada, hem dinleyen kişilere hem de belki sağlık profesyonel olarak hastalarınıza bu konuda bir tavsiyede bulunacaksanız, hastalarınıza gerçekten bir dönüp bakın. Nelerden hoşlanıyorlar? Onlara keyif veren şeyler neler? Torunuyla belki vakit geçirmek istiyor. O zaman torunuyla ona bir belki
fiziksel aktivite organize etmek daha sürdürülebilir olacaktır. Bunlar çok basit görünen ama çok kıymetli şeyler gerçekten. Kişinin günlük hayatında yaptığı her ne varsa bunları belki biraz daha iyi ve organize bir şekilde gerçekleştirmesi, yani ev işlerinden de aslında kaçmamak, bunların da bizim sağlığımız için faydalı olduğunu bilerek bunlara katılmak, eğer bir hayvan besliyorsak bununla vakit geçirmek yine bizim için çok hem psikolojik açıdan hem de fiziksel açıdan aktif bir hayat sağlayacağı için iyi olacaktır. Özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler de tabii ki bu dönemde bizim de aslında şu an içerisinde bulunduğumuz online sistemler, televizyon, çok ciddi işte ulaşabileceğimiz sinema kanalları var, dizi kanalları var. Hepsini çok seviyorum ve takdir ediyorum. O ayrı bir şey ama belirli bir dozda ya da video oyunları gençler için ciddi bir problem. Yine şu dönemde online olarak ders dinlemek zorunda kalan öğrenciler için belki arada ayağa kalkmak, bir iki hareket yapmak ve bunları gün içerisine yayarak sürdürmek çok daha sağlıklı olacaktır. Yine tehlikeli şeylerden bir tanesi de gün içerisinde hafif şekerlemeler yapmak. Çok tatlı olmakla beraber çok sakıncalı aslında. Bunları da mümkün olduğu kadar hayatımızdan çıkarmalıyız. Çünkü bunları yaptığımızda bu sefer akşamki uyku kalitemiz bozuluyor ve hem gün içi hem de işte fiziksel aktivite anlamında bir takım performans sıkıntıları yaşamaya başlıyoruz. Ve kendi alışkanlıklarımız içerisinde aslında yapmadığımız bir takım online egzersiz grupları oluşturmak, aile içerisinde bunları paylaşmak, belki challenge'larla birlikte işte çeşitli sosyal medya hesaplarından bir takım rekabet ortamları yaratarak kendimizi fiziksel aktivite konusunda teşvik etmek de çok daha fazla bize iyi gelecektir. Kendimizi korumamızda ve aktif kalmamıza yardımcı olacaktır. Benim sizinle bugün paylaşacaklarım umuyorum bu COVID-19 süreci hepimiz için en azından bir tık daha kendimizi keşfedebildiğimiz, tercihlerimizi daha bilinçli bir şekilde yapabildiğimiz bir hayata evrilecek şekilde gelecek yaşantımıza ve günümüze yansır. Ben hayat eve sığar diyorum yine de. Evet, bazı şeyleri gevşetiyoruz ama dikkatli olmakta fayda var. Lütfen yeni kişisel bakım kurallarını esnetme olmaksızın uygulamaktan uygulamaya devam edin ve sağlıkla kalın deyip sözü Ela Hocama tekrar bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Gerçekten her sempozyumda olduğu gibi keyifle dinledim yine sizi. Gerçekten sözünü ettiğiniz şeyler çok önemli. Çünkü hayatın içinde aktivitelerimiz sonsuz. Yani temel günlük yaşam aktivitelerinin yanı sıra hobilerimiz var, boş zaman aktivitelerimiz var, rekreasyonel çalışmalarımız var. Onun yanı sıra üretici aktivitelerimiz var. Ve bu aktiviteler aslında gerçekten anlamlı ve amaçlı olduğunda yerini buluyor. Ve sabahtan beri tüm oturumlarda konuşuluyor aslında. Rehabilitasyon ekibinin bütün üyeleri fiziksel aktivite konusunda aslında rol alıyorlar. Bu noktada tabii ki en büyük pay fizyoterapistlere düşüyor. Hani nasıl egzersizler planlayalım, fiziksel aktiviteleri nasıl yapalım? Ama onun ötesinde gerçekten kişinin günlük yaşantısındaki diğer aktiviteleri nasıl organize edelim? Ergoterapinin konusuydu ve bize çok güzel aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci konuşmaya geçelim diye düşünüyorum, değil mi Akın Hocam? Devam edelim. Evet hocam, demin konuşma arasında bir yazım hatasından dolayı benim aslında çok önemsediğim ama bir hatadan dolayı üzgünüz bu konuda hocam. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Fakültesi fizyoterapistlerin mezun olduğu ilk fakülte. O yüzden ben çok önemsediğim bir konu ve ilk fakülte olduğunda çok sevinmiştim. Diğer kısımlarda da diğer okulların da fakülteye dönüşmesi sürecine bir öncülük edeceğini düşünmüştüm. Her zaman takdir etmişimdir. İlk zaten Hacettepe kurulmuştu. Sonra İstanbul Üniversitesi 9 Eylül'de devam eden bir süreçte yine Hacettepe Üniversitesi fakülte olma yolunda ilk basamağı ilk olmayı başardı. Ben takdir ve teşekkür ediyorum. Bu konuyu da düzeltmiş olmaktan sevinçliyim. Sağ olun. Akın Hocam, ben evet yazımda bir hata vardı ama onu konuşurken düzeltiriz demiştik. Bu hocam evet bizim gururla takip ettiğimiz Fizik Tedavi Rehabilitasyon Fakültesi'nden umuyorum zaman içerisinde hepimiz Hacettepe'nin önderliğinde fakülte olmayı ve hak ettiğimiz yerlere gelmeyi başaracağız diye düşünüyorum. Meslek için evet.
Evet, meslek adına çok önemli. Tabii kişisel anlamda da çok hayranlıkla takip ettiğim bir kişidir Edip Hoca. Çünkü çalışma alanımız da ortak, romatolojik rehabilitasyon. Ama tabii biz fizyoterapistler rehabilitasyonun her alanında aktifiz. Dolayısıyla da çalışmalarını takip ediyoruz. Biyopsikososyal yaklaşımla Beti modelini fizyoterapiye kazandırmış bir hocamız. Bugün kendisinden inaktivite süreçleri ve biyopsikososyal yaklaşımı dinleyeceğiz. Sözü size bırakıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Ben hem Akın hocamızın nazik daveti için yani ve online bir sempozyumda bulunmak da bu pandemi sürecinde bizim böyle bir anımız da oldu değil mi? Online bir sempozyumda yer aldık diye. Belki de bu ilk değil mi Akın Hoca? Ben bizim fizyoterapistler açısından ilk diyebiliyorum. Evet, ben de. Kongreler sanal yapılıyor. Birkaç denk geldik ama hani böyle herkese açık belli bir ortamda yapılan bizim açımızdan en azından ben ilk görüyorum. Evet, ben de öyle. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Hem burada Buket'i görmekten, işte Zeynep'in güzel konuşmasını dinlemekten. Hani evdeyiz ama bir aradayız. Bu teknoloji ben hiç kullanamam. Gerçekten yeteneğim hiç yok ama yavaş yavaş öğrenme yoluna da girmiş olduk. Doğru, biz işte fakülte olduk, bir sene oldu. İnşallah aynı dileklerle bütün bölümlerimiz fakülteleşir. Bunu çok hak eden bir mesleğiz. Ben de bugün konuşmama geçecek olursam. Bağlanabilir miyim diye çok korkuyordum. Neyse, yapabildik bunları. Tam ekran boyunu alabilirsek hocam. Olur, tamam. Şimdi Ela ile biz tabii daha sık tanışıyoruz. O benim belki slaytlarıma aşina ama metaforize etmeden bir şeyi anlatamıyorum. Sıralama da çok güzel olmuş. Zeynep şimdi bu ergoterapik süreçleri benim de içinde bu kavramlardan çokça kullanıyorum. Hani ben ergoterapi okuldaki aldığımız kadar sonrasını bilmiyoruz Hülya Kayan hocamızdan öğrendiğimizle ama o da bana dersen böyle ergoterapist gibisin aslında diye. Tamamen el yordamıyla olan şeyler, belki kişilik özelliklerim, hep algım o tarafa doğru çalışıyor. Ela'nın bahsettiği bu bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı da hastalardan aldığım geri bildirimlerle oluştu. Ben sadece fizyolojik altyapısını dengeledim diyelim. Şimdi benim konuşmalarımda hep bu slide olur. İstanbul Modern'den, keşke orada olsak, oranın bir kafesi vardır hani otururuz vesaire. Oradan da aldığım bir şey, servis aslında bu. Ürgüp'te çekilmiş bir fotoğraf aslında, yani sergide sergileniyordu. Burada da bir güvercin var. Şimdi evde kal meselesi üzerine ben de diyorum ki güvercinlere de biz hep yerde kal diyoruz sanki. Onları evcilleştiriyoruz ve ekmekleri döküyoruz işte. Benim evin önünde bir park var. Güvercinlerin hepsi yerde. Hatta arabayla geçiyorsunuz, karşıdan karşıya yürüyerek geçiyor güvercinler. Siz de tanık olmuşsunuzdur. Bu metaforu çok seviyorum. Diyorum ki meslek olarak kendimize, kanatları var ama uçmayı unutmuş güvercinlere o kanatlarını nasıl kullanacağını öğreten bir mesleğiz diye düşünüyorum. Literatür diyor ki hepimiz küçük ya da büyük, erişkin ya da çocuk hastalarda kronik hastalıklarla uğraşıyoruz. Kronik hastalık ne demek? Geliyor ve biz ölene kadar bizimle birlikte oluyor. Ben de hasbelkader romatizmalı hastalarla uğraştığım için kronik bir hastalığın bir ayağıyla da ben uğraşıyorum. Ama hepimiz öyleyiz. Bir hastayla defalarca karşılaşıyoruz ve biraz sanki onun böyle hayatını idame ettirmek için koçluk yapıyor gibiyiz. Yani biyopsikososyal modelleri buradaki Ela da zaten çok yakın ve Zeynep de, Buket de. Burada lider kim oluyor? Hastanın kendisi oluyor. Yani hasta burada sorumluluk alması gereken kişi. Peki kronik hastalıklarda ne oluyormuş? Ağrı, yorgunluk, anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon, inaktivite, böyle abartılı, katastrofik düşünceler, yardımsızlık hissi, sıkılıkla karşılaşılan şeyler. Görüldüğü gibi hani eklemde şu hareket falan diye bir şey yazmıyor burada. Hepsi çok farklı, çok karmaşık durumların ortaya çıktığını görüyoruz. Fizyoterapist de burada biyopsikososyal yaklaşımları, işte ihtiyaç,
duyuyor. Belki de bu durumlar nedeniyle. Romatolojik rehabilitasyonun da pek çok biyopsikososyal yaklaşım gereklidir makalesini bulabileceğimiz gibi, bakın buradaki literatürde de farklı farklı konularda da biyopsikososyal model öneriliyor. Siz de rastlıyorsunuz biyopsikososyal yaklaşılmalı diye, hep cümlelerin sonu böyle bitiyor. Aslında insan biyopsikososyal varlık, ne tesadüftür ki ağrıda biyopsikososyal bir kavram. Ben kronik ağrıyla çalıştığım için konuşmam ve hani kendi özelimi anlatacağım bu konuşmada da. Kendi yaptığım biyopsikososyal, yani hastalarımla yaptıklarımı anlatacağım pandemide, çünkü biz bir şeyler yaptık, somut bir şeyler oldu. Ağrı da biyopsikososyal bir kavram demek ki. Ağrı da hani hastalık aktivitesinden etkileniyor, fiziksel durumundan etkileniyor, kası, iskelet sistemi etkileniyor, sistemleri. Ama bir yandan da psişik tarafı da etkileniyor ağrıyla. Yani ağrı davranışı diye bir şey geliştiriyor, ağrıyla baş etme gibi bir şey geliştiriyor. Kognitif, yani bilinçlerinde değişiklikler oluyor. Yani mesela yardımsızlık hissi gibi diyoruz ya, yapamam, edemem, ben bu merdiveni çıkamam, artık dışarıya da çıkamam, oturduğum yerden de kalkamam gibi böyle bilinçleri de oluyor. Ben toplumun içine karışamam. İşte sosyal faktörler, yani sosyalleşmede de sıkıntılar oluyor. Bizim grubumuzda bir hastamız şey demişti, bu gruba geldikten sonra kolay arkadaşlık kuruyorum. Sonra literatüre bir baktım ki gerçekten arkadaşlık kurmakta sıkıntı çekiyorlar. Kaldı ki biz bunları tekrar şimdi evde kal dedik. Hazır sosyalleşmişken sanki tekrar evde kalarak o sosyalleşmeden de hepimiz, yani sadece hastalarımız değil bizler de uzaklaşmış olduk. Böyle birkaç tane literatür, böyle geçmişten günümüze 2003 makalesi mesela. İşte ağrı ve depresyon olduğunda biyopsikososyal perspektiften bakın deniyor. 70'li yıllarda Engel bu modeli ortaya çıkarmış. Kendisi psikiyatrist. Sonraki zamanlarda da biyopsikososyal model işlenmeli gerek var. Hastalıklar biyomedikal olarak tedavi edilemiyor görüşü. Ağrı ve emosyonun da bakın bu derlemede biyopsikososyal bir kavram olduğu üzerinde durulmuş. Burada önemsiyorum 2011 yılı sentral sentizasyon ve ağrı arasındaki bu derlemede olay iyice açıklanmaya çalışmış. Yani biz neden, hani doktor diyor ki mesela şey arttığında, semptomları arttığında bir şeye mi üzüldünüz diyor. Siz de tanık olmuşsunuzdur. Bir şeye mi üzüldünüz? Ya bunun nedeni ne? Çünkü kaygımızla ağrımız arasında limbik sistemde, Zeynep de bahsetti, limbik sistemde, hipotalamusta, limbik sistemin bütün parçalarında, prefrontal kortekste böyle bir ağ var. Yani orada öğrenilme bilgisi oluşturduğu için, hafıza edildiği için, dikkat ağrı üzerinde olduğu için bütün bu fonksiyonlar, limbik sistemin fonksiyonları. Dolayısıyla ben bir şeye kaygılandığımda, daha önceden hafıza ettiğim bir ağrım varsa, ağrılı bölgem, o bölgemde kas spazmı yoluyla inen yollar orada ağrı yaratıyor. Dolayısıyla emosyonel süreçlerle ağrı arasında böyle bir ilişki var. Bu da biyopsikososyal yaklaşımları aslında getiriyor. Bu makalede bu klinik bir update ve de diyor ki kas iskelet sistemi ağrıları, kronik ağrı, işte egzersiz, bunlar için yapılan egzersiz aslında biyopsikososyal bir yaklaşımdır demiş. Ve burada da demiş ki fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörleri kabul eden biyopsikososyal tedavi kronik ağrı için en etkili yaklaşım olarak kabul edilir. Ve biyopsikososyal tedaviler tek başına fizyoterapi ve egzersizden daha iyidir demiş. Şimdi evdeyiz, neler görüyor, neler olabilir? Hani eklemlerimiz laksiteye uğruyor, ağrı limbik sistemi ilişkisi devrede, eğer kronik ağrılıysak hele de. İlla da hasta olmamız gerekli değil, hayatımızın bir döneminde bel ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrısı vesaire bir yerimizde ağrıyı zaten test ettik. Hele de 3 ay da geçtiyse, kronik ağrı halde geldiyse de beyinde öğrenme hafızası yaratıyor. Neler oluyor? İşte fiziksel inaktivite, osteoporoz, fonksiyonel limitasyonlar, yorgunluk gibi pek çok semptomumuz var. Peki bunların tamamı fizyoterapiste ihtiyaç duyuran bir şey ortaya çıkarıyor. Propriosepsiyonda azalma. Yani benim hareket hissim ve pozisyon hissim eklemimle ilgili bozuluyor. Ben tutukluk geçiren birisiysem dizimi bükerek yürümeye alışıyorum ve bükülmüş olarak kabul ediyorum o dizimi. İşte kolumu bir dönem ağrımış ve kullanmıyorsam o kolumu kullanmayıp diğerini kullanıyorum. Dolayısıyla kaslarımı ve eklemlerimi doğru kullanmayı da bu süreçte unutuyorum. Bir de ağrının bilişsel tarafı var. Biliş ne demek? Duygu, düşünce, davranış, olayları yorumlama biçimi demek. Yani ben şunu yaparsam ağrım olur, oturduğum yerden kalkamam, zaten de kötüydüm, ağrım, vücudumun her tarafı da ağrıyor, acaba başka hastalıklar da mı bende oluyor gibi böyle bilişleri üst üste eklediğimizde negatif bilişlerden çok etkileniyor. Dolayısıyla ağrı öğrenme bilgisi oluşturabiliyor, hafıza ediliyor, dikkatten etkileniyor, somatizasyon yapabiliyor, hareketten korku kaçınma reaksiyonu yaratıyor, pozitif düşünceden etkileniyor. Dikkati dağıtmaktan, yani algıların değiştirilmesinden de etkileniyor. Bu dönem doktora öğrencilerimi grubuma dahil etme imkanı buldum. Ve bu COVID-19'da acaba nasıl çalışmalar yapılıyor onları da inceliyoruz. Bir yandan da
bizim Beti grubuna onları da dahil ettim ve böyle güzel de bir şey, harmoni de yakaladık. Bir tanesi de Ela'nın öğrencisi Arzu, maşallah çok güzel çalışıyorlar. Covid-19 pandemisi için çok güzel bir cümle, bu slaytları onlar bana gönderdi, sağ olsunlar. Diyor ki fiziksel inaktivite ve sedanter davranış pandemisi. Yani bu iki slayt, bu slayt ve diğerini onlardan rica ettim. Araştırdılar literatürü, ekstra ne var diye koyabilir miyiz? Bu laf çok hoşuma gitti. Fiziksel inaktivite pandemisi, sedanter davranış pandemisi. Yani biz hemşire arkadaşlarımız kadar bu ya da doktorlarımız kadar çok ön planda olamadık. Bazı branşlarımız, fizyoterapinin bazı branşları ön planda oldu, hastayla direkt karşılaştı. Ama mesela ben karşılaşamadım. Ela'yı bilmiyorum, karşılaşabildi mi? Hani bilemiyorum yani, direkt ön safhada hekim arkadaşlarımızın da hepsi ön safhada karşılaşmadı. Ama bu böyle bir tanımlama demek ki bu pandemiden sonra fizyoterapistlere çok ihtiyaç olacağının göstergesi. O yüzden de bu sempozyum çok kıymetli. Burada bilgilerimizi toparlıyoruz ve sanki hepimiz rotamızı çizerek pandemiden sonra meslek adına yapabileceğimiz en iyisini yapmaya çalışacağız. Evdeki izolasyon, bugün sabahtan beri dinliyorum, işte sedanter yaşamı ortaya çıkardı. Enerjimizi iyi kullanamıyoruz, çabuk yoruluyoruz, bir halsizlik içerisindeyiz. Ve de bu karantina süreci öfke nöbetleri. Hani evin içinde kalabalıksak her şeyi sinirlenir hale geliyoruz ve hayal kırıklığı, can sıkıntısı, ekonomik sorunlar gibi pek çok problem ortaya çıkarırken sistemik olarak da yine bugün hep konuşuldu. Kas kaybı, nöromüsküler kavşak kasar, insülin direncinde artış, ağrı kapasitede azalma, obezite gibi pek çok farklı problemi de beraberinde getiriyor. Yine Çin'de yapılan bir çalışmada anksiyete ve depresyon ve stres semptomlarının %58'in üzerinde olduğu, yani bu çok önemli bir şey. İşte hep insan biyopsikososyal bir varlık. Yani bu nedenlerle kronik ağrı da zaten depresif eğilimi arttıran bir şey. Dolayısıyla sağlık çalışanlarında, evde oturanlarda, zaten COVID enfeksiyonuna maruz kalanlarda da hep mental sağlığı destekleme stratejilerine ihtiyaç olacak. Kronik stres, beyin üzerinde yapısal ve işlevsel sonuçlar yaratarak sosyal davranışlarda değişime neden oluyor. Çözüm olarak da ne öneriyorlar? Hep televizyonlarda da izliyoruz. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku, bunlar hep söylenen şeyler. Bir yandan da fiziksel aktivite için yine şöyle bir cümle yakaladık. Anlık ruh halini yükseltici, stres seviyesini hafifletici, uzun vadeli zihinsel iyileştirici de bir şey fiziksel aktivite. Ama hani hep zorluk, Zeynep de katılacaktır. Bu öğreteceğimiz şeylerin tamamı, karşımızda biyopsikososyal bir varlık var ve o istemezse o günlüğü tutturamıyorum. O istemezse dediğimi yapmıyor. O istemezse şu kanala gir, şu programı izle diyoruz, yapmıyor. Ha, o istemezse benim işte bu yapmakta olduğum çalışmanın içine katılmıyor. Katılmıyor. Yani biyopsikososyal, ama biz de öyle. Birisi bize bir şey önerse biz de hani böyle katılmayabiliyoruz. İsteklilik, o yüzden bir aktivite için isteklilik çok önemli. Dolayısıyla diyor ki COVID-19 enfeksiyonu hem fiziksel hem de biyopsikososyal olarak ele alınmalıdır. Değişik bir virüs. Ben çok da felsefik buluyorum. Değişik değerleri sanki bize de hatırlatıyor. Peki evde kaldığımız bugünlerde, yani ne diyor COVID-19 pandemisi? Ne diyor literatür? Düzenli beslenin, bağışıklık sisteminizi güçlendirin, egzersiz yapın, pozitif düşünün. Yani bunlar zaten bildiğimiz şeylerdi, değil mi? Mesela biz ders anlatmayı biliyorduk. Bazı üniversiteler hemen geçti bu online sisteme. Bazı üniversiteler geçemedi. Bazılarımız hakikaten bunlara, ona benziyor. Bazıları düzenli besleniyordu, egzersiz yapıyordu, pozitif düşünüyordu. Şu anda bu süreci daha iyi geçiriyor. Bazılarımız bunları yapmıyorduk, daha kötü geçiriyoruz. Hani onun gibi bir şeye uyumlanmak için demek ki bu davranış değişimini de geliştirmemiz lazım. Sistemik değişiklikler de oluyor. Evde kalmak zorundayız, evet. Ve bir sürü bugün konuştuğumuz her şey ortaya çıkıyor. Kronik hastalıkların tamamının nedeni biliyorsunuz kronik inflamasyon. İnflamasyonda daima egzersize ihtiyaç duyuyor. Fizyoterapist ne demek? İşte bu egzersizi yapan, yani bütün kronik hastalıklar, MS'inden tutalım, romatizmasına, ortopedik hastalardan başka hastalıklara kadar, yani tamamında inflamasyon kökenli olduğu için egzersize ihtiyaç duyuyor. Oysa egzersiz alışkanlığını kazanmak çok zor. Kendimizden pay biçelim, gerçekten çok zor. Yap diyor, kendi kendimize de diyoruz, beynimize yapalım mı? İşte zaten de günümüzde hep toplantıların konuları egzersize bariyerler, değil mi? Siz de takip ediyorsunuz. Niye bu hastalar egzersiz yapamıyor? Ama kazanılınca, hani bir şey 21 gün peş peşe yaparsak alışkanlık ediniyormuşuz ya, ama kazanırsak da sigara alışkanlığı hani bırakılmıyor. Egzersiz alışkanlık haline getirilince hakikaten bırakılmıyor. Yani o vakte gelene kadar, ama tabii biraz çaba sarf etmemiz lazım.
O halde egzersiz alışkanlığını bir davranış haline getirmiş olmamız lazım. Ne zaman? Pandemilerden önce. Yani pandemilerden önce biz egzersiz alışkanlığı içinde olmalıyız ki bir egzersiz grubuna ya da bir egzersiz faaliyetinin içine girelim. Dolayısıyla pandemi bir travmatik durum olarak olağanüstü bir durum ve bu post-travmatik durumdan sonra yani post-travmatik süreçte anksiyete, depresyon ve davranış bozukluklarıyla karşılaşacağız. Psikolog arkadaşları da çok iş düşecek ve mental sağlığı destekleyen stratejilere ihtiyaç var ve biyopsikososyal desteği söylüyor literatür. Biz neler yaptık? Tamamen 23 Mart'ta ben dedi kronik hastalık çıktı 50 yaşımı geçtim diye. İşte öyleymiş, doktor öyle söylüyor, üzülmeydi ve 50'yi geçince kronik hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve bu 10 Mart'tan sonra da bu süreç işte ortaya çıkarken ben hemen senelik izin aldım. Senelik izin aldım, birkaç gün sonra şey başladı. Bu uzaktan evde esnek çalışma şeyi. İşte 16'sında izin alsam 23'ünde balkonda otururken bu arada bizim WhatsApp grubumuz var hastalarımın. Orada yazıyor Covid'de ne olacağız, orada ne olacağız, burada ne olacağız, ağrılarım arttı, eyvah şöyle böyle. Romatologlarımın sitelerini takip ediyorum. Bir e-mail adresi verdiler görüşmek için. İşte sorularınızı bize sorabilirsiniz. Kendi kendime şunu söyledim. Ben dedim hayatımın 16 yılını verdim bu hastalara. Ve onlara iyileşme ve değişim sözleşmesi yaparken de dedim ki bu yolculuğun lideri sizsiniz ama ben de sizin yardımcınızım ve söz veriyorum diye. Tokalaşma seremonimiz var bizim Beti'de. Ama ben şimdi burada balkonda oturuyorum. Peki ne yapabilirim onlar için? Ve WhatsApp'a mesaj attım. Dedim ki evden yapalım mı? Hepsi yapalım hocam dediler. Böylece Beti'nin uzaktan da yapılabilirliğini görmüş olduk. Bu hakikaten değişik bir süreç oldu. Hastalarımla bu konuşmadan önce dedim ki biz Beti yapmıyor olsaydık ya da yaptık. Hani neler hissediyorsunuz bana yazar mısınız? Size mektuplarını getirdim. Eklem tutukluklarım azaldı, ağrılarım geçti, moralim yükseldi. Kendimi sevmek ve kendime zaman ayırmak egzersiz ile gerçekleşiyor. 23 Mart'tan önce bedenim ve ruhum kas katıydı, ruhsal bir çöküntü içindeydim. Egzersiz saatini heyecanla bekliyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma saat 11'de yapıyoruz. Heyecanla bekliyorum. Sizinle ve tüm arkadaşlarımla birlikte olmak yalnızlık hissetmememe neden oluyor. Bu grubun parçası olmak çok kıymetli. Seanstan sonra neşeli ve güçlü hissediyorum. Yan etkisi olmayan bir ilaç gibi. Ne güzel değil mi? Egzersiz yapmasaydık bu 3 ay içerisinde her gün daha kötüye giderdik. Her seansta coşkuyla duygularımı ifade edip pozitif düşünmenin önemini kavruyorum. Grup arkadaşlarımı sanki evimde gibi hissediyorum. Bu arada grup egzersiz yapıyoruz. Sürekli COVID-19 haberleri izliyordum ve eski titizlik hastalığıma geri dönüyordum. Seanslar sonrası rahat bir nefes aldım. Uykularım düzeldi, işlerimi planlamaya başladım. Egzersiz seansı yaklaşırken içimde bir heyecan oluyor. Yaşama sevincim arttı. Saat 10.30'da onlara bir mesaj atarak hazırlıyorum. 11'de seansın kendisine başlıyoruz. Bel diz kalça ekleminde tutukluk yaşıyorum. Egzersizden sonra rahatlıyorum. Tüm kaslarım ve eklemlerim özgürleşti ve duygularım huzur buldu. Egzersiz yapma sorumluluğumu yerine getirmek manevi bir rahatlık kazandırdık gibi laflar. Peki bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı nasıl bir şey? Egzersiz üzerinden hastanın bilinçlerini değiştiriyoruz. Burada Zeynep'in bahsettiği bilişsel davranışçı terapiler, psikologların, psikiyatristlerin geliştirdiği BDT, işte Engel'in de psikososyal modeli ortaya çıkarırken de aslında bu davranış modeli, yani davranış değişikliğinin gerekliliğinden ortaya çıkmış. Ben de dedim ki fizyoterapist olarak biz ne yapıyoruz? Egzersiz üzerinden davranışını değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Merdiven inemem diyen birine merdiveni inmeyi sağlayacak egzersiz gösteriyoruz. O egzersizi gösterip merdiveni indiriyoruz ve bilişini değiştiriyoruz. Diyoruz ki bakın bu egzersizi yapınca merdiven iniliyor. Çünkü kaslarını düzgün kullanmayı öğrettik. Ağrı yönetimini öğretiyoruz farklı olarak. Karşımıza alıyoruz. Ağrı nasıl yönetilir? Gün içinde ağrı geldiğinde ne yapacağını öğretiyoruz. Ve böylece olumlu duyguda iradesini hedefliyoruz. Ve biyopsikososyal modele uygun inovatif bir yönteme dönüştü. Çünkü hani bir seferde olmadı, yıllara yayılarak gelişti. Burada neler, inovasyonu neler sağlıyor? Ağrı ve bilişsel süreç, egzersiz ve bilişsel süreç. Hani egzersiz bu bakış, yani fonksiyonda yerine koymadığımız egzersizi vermiyoruz zaten. 2009'da dans terapi ve otantik hareket eklendi. Duygu durumla ağrı arasındaki ilişkiyi nasıl keselim noktasında. Ve 2010'da da kaygıyla ağrı bu kadar ilişkisi de cinsiyetine bilişsel süreç eklendi. Şimdi hani böyle kabaca bir bilgi veriyorum. Klinik pilates egzersizlerini 2004'ten beri hastalarıma uyguluyorum. Aynı yıl romatizmalı hastalarla çalışmaya başladım. Ama artık pilates isminden ben kendim çok hoşlanmıyorum. Çünkü çok kavram karıştı. Kapalı kinetik egzersizden açık kinetiğe doğru giden gövde stabilizasyonu kullanan egzersizler demek daha hoşuma gidiyor. Hekimlerle konuşurken de gövde stabilizasyonu dediğinizde daha oturaklı anlıyor ama pilates deyince yüzünde bir değişik bir ifade oluyor. Hani ondan da çok hoşlanmıyorum çünkü fizyoterapistlerin kullandığı farklı bir şey. Burada bakın bu düzgünlük prensiplerini sağladığımızda
kişi bireysel olarak egzersizinin sorumluluğunu alıyor. Yanlış yapmaya şey yok, ortamı yok. Çünkü böyle imgelemeler var. Ela da bilir. İşte kürek kemiklerimi fiyonkluyorum. Buket de bilir. İşte burada bir fincanım var. Fincanı dökmeden bacağımı açıyorum vesaire derken herkes kendi sınırını biliyor. Kendi sınırında egzersizlerini yapıyor. Dolayısıyla çok güvenli bir egzersiz modeli. Benim şu anda uzaktan yapabilmemin nedeni de benim hastalarımın bu egzersizlere çok alışık olması ve de gövde düzgünlüklerinden çok haberdar olmaları nedeniyle. Eğer böyle bir grubum olmasaydı tabii ki uzaktan böyle bir şey yapamazdım, cesaret edemezdim. Ya yanlış yaparsa, ya hatalı yaparsa ya da sakatlık olursa diye. Dans terapiyi de burada kullanıyoruz. Yani evden şu an uzaktan yaptığımda. Evin içerisinde bazı komutlar veriyorum. Onları yapıyoruz. Hem ısınma yerine geçiyor. Ama bireyselde de dikkat dağıtmada da önemli. Burada da yine mesela seansa başlarken çok ağırlı olduğunu söylüyorlar. Seans bitince rahatladıklarını söylüyorlar. Dikkatleri tamamen başka bir tarafa gittiği için. Kabaca yine hani şikayetini soruyoruz. Egzersizini veriyoruz. Fonksiyonu da yerine koyuyoruz. Ağrı yönetimini anlatıyoruz. Dikkat dağıtma, pozitif düşünce ve fonksiyonunu düzenlemeyi sağladıktan sonra gün içinde ağrı geldiğinde ne yapacağını anlattığımız ağrı eğitimini de veriyoruz. İkinci seansta da aslında sosyalleştiriyoruz. Yani en çok ihtiyaçları olan şey bir gruba dahil ediyoruz. Şimdi normalde bunu böyle yapıyoruz. Bu kişiler pandemideki benim şansım ne oldu? Romatizmalı bireylerden oluşan 16 yıldır kesintisiz gelen. Sadece bayramlarda gelmiyorlar. Pandemide bayramda da yapacağız. Hani o da enteresan. Sadece hiçbir zaman izin veremedim. Yazın oldu, tatile gidiyorsunuz, izin yapalım mı? Yok hocam, yapmayalım. İşte bugün kar yağdı, gelmeseniz mi acaba? Yok hocam, biz gelelim. Hani böyle bir grup. Hakikaten kesintisiz. Hiçbir şekilde ara veremedik. Haftada 3 gün yapılan bir grup egzersiz seansına sahip olmam benim pandemideki şansım oldu. Elimizdekiler neydi? Bu hastalık grubunun 16 yıllık süreklilikleri, egzersiz alışkanlığı kazanmış olmaları, tedavi yolcunun lideri olduğunu bilmeleri, iyileşme sözleşmelerine evet demiş olmaları, değişime istekli olmaları ve sağlıklarını sürdürme bilincine sahip olmaları. 27. seansı dün yaptık Akın Hoca. Görüntü yok. Ben bugün Devrim Hoca'yı dinledim. Çok da severim kendisini. Mesela diyor ki WhatsApp mesajıyla da olur. WhatsApp mesajıyla yapıyoruz. Hani merak edenlere. Görüntü yok, resim yok, benim hiçbir şeyim yok. Ben kimseyi görmüyorum. Sadece mesaj atıyorum. Sanki hani seansta nasıl yapıyorsam, onlar tabii çok iyi bildikleri için dediklerimi tıkır 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 uyuyorlar. Ve dans terapi kısmını da yapıyoruz. Başlangıçta ve bitişte dramayla da bitirebiliyoruz. Bir saat boyunca. Hatta öğrencilerime buna dahil ettim. Onlara da hani bizim bu master doktora derslerindeki bir uygulamalı saate denk gelmiş oldu. Stajyerlerime cuma günleri stajımız, klinik çalışma dersimiz var. Ela siz de nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama hani onlara vaka veriyoruz vesaire. Ben çocukları bizim gruba dahil ettim. Cuma günleri seansa katılıyorlar WhatsApp grubuna ama sonra çıkarıyoruz onları hemen sadece o gün. Ve öğleden sonra da bunları konuşuyoruz. Vakalarını direkt bizim hastalarla, röportajlarla sağlayacaklar. Ne yapıyoruz? Biyopsikososyal bir model dedik. Esas meselemiz egzersiz veriyoruz. Bilişsel yapılanma ve ağrı yönetimini egzersiz sırasında sağlıyoruz. Ve grup desteği çok güzel. Öğrencilerim diyor ki hocam diyor, hasta diyor ki diyor, ben biraz geç kaldım hocam, özür dilerim. Zeynep düşünsene, kimseyi görmüyorum yani. Ela hocam, kimseyi görmüyorum. Geç kaldım diyor, hoş geldiniz diyorum. Çünkü iyileşme yolculuğunun lideri onlar. Yani beni kandırmasıyla bir şey olmuyor. Kendi sorumluluğunu bildiği için hiç sıkıntı yok. Ben hocam erken ayrılabilir miyim diyor. Ben nereden göreceğim erken ayrılsa? Değişik bir şey. Yani o kadar bedenlerine sadıklar ki kendine karşı dürüst olmak en önemli şey. Dolayısıyla ısınmada bir 6 dakika müzik eşliğinde figürler yapmalarını öneriyorum. Evin içinde küçük ve büyük adımlarla yürüyorlar. Bu işte bir 11 dakika, 12 dakika oluyor. Böylece ısınıyorlar. Sonra sırt üstü, yan yatış, yüzük oyun oturarak egzersizlerimiz var. Yan yatış egzersizlerimizde 2 tane çok güzel hareket var, yani o harekete çok uyuyor. Ağrısı olduğunda neye kaygılandığı sözcüğünü diğer tarafa yattığında o sözcükten dikkatini hangi sözcükte dağıttı diye bir olumlama cümlesi akışımız var bizim. Onu yapıyoruz. Seansın bitiminde de bir dahaki seansa hangi düşüncede iradeli kalalım diye pozitif bir duyguyla bitiriyoruz. O yüzden de işte az önce mektuplarında da hani coşkuyla bitiriyorum. Bitirdiğimde çok heyecanlı oluyorum. Seansın başlamasını iple çekiyorum gibi durumlar da belki
seansın kendisinin böyle olması. Normalde yüz yüze yaparken de böyleydi. Seanslar böyle hani soğumayla biter normalde grup egzersizi. Bizimki büyük bir coşkuyla biter ve gidesimiz gelmezdi. Hastaları yani salondan çıkarmakta güçlük çektiğimiz anlar olurdu. Yine öğrencilerimle bir yüzdelik hesabı yaptık, takip ettiler. Olumsuz etkiler neymiş pandemide? Bakın endişe, korku, belirsizlik, çaresizlik en çok söyledikleri sözcükler. Hangi olumlu sözcüklerle yer değiştirdiler? Umut, mucizeler, sevgi, kendisi barışık olmak, sevinçlere duydukları özlemle bitiriyorlar. Tabii başka duygularımız da var. Bunları yüzdelik hesabıyla en yukarıdaki olanları buraya getirmek istedim. Peki pandemi olmadan da biz o zaman ne yapmalıyız? Hani benim şansımdan hani bahsetmek istiyorum. Bireysel egzersiz bizim çok önemli bir işimiz. Her gelen hastamızı bireysel egzersiz planlamalıyız. Ama bence onları hemen grup egzersizlerine yönlendirmeliyiz. Hangi egzersiz modelini benimsiyorsak. Yani üçlü yapmalıyız, beşli yapmalıyız. Böylece sosyalleştirmeliyiz. İnanın ameliyat geçiriyor mesela bazısı hastalarımda. Bir bakıyorum gelmiş. Aa diyorum siz diyorum niye geldiniz? Hani katılamazsınız. Kuyruk sokumunda da ameliyat olmuş. Hocam arkadaşlarımla birlikte olmak için geldim diyor. Yani grup desteği gerçekten egzersiz alışkanlığı için mükemmel bir şey. Yoksa ben bireysel yapıyor olsaydım hiçbiriyle tek tek böyle bir şey yapamazdım. Grup olduğu için şans bu. Dolayısıyla hani pandemisiz günlerimizde fizyoterapistlerin grup egzersizlerine daha çok önem vermesi, biyopsikososyal yaklaşıma da her birimiz kendi alanımızda, kendi çapımızda, kendi bulduğumuz yöntemlerle bu alana önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kendi kişisel açıdan hani yaratabildiğim, daha doğrusu bu pandemide sürdürebildiğim bu 27 seans üzerine bunu konuşabiliyorum. Sonuç olarak insan biyopsikososyal bir varlık, bütüncül yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Biyopsikososyal modellerde lider problemi bedeninde deneyimleyen kişi. Yani onun istekliliği çok önemli. Sosyalleşmek için bu cümleyi, bu arada slaytlarımı ben yaptım. Hayatımda ilk defa slayt yapıyorum. Bu pandeminin bana getirdiği bir şey. Genelde asistan arkadaşlarım hemen bir yardım eder, yaparlar, ederler ama bir gaza geldim, bunları yapabildim. Şu laf çok hoşuma gitti. Sosyalleşmek için fiziksel aktivite ve egzersiz ortak fayda. Şahane. Yani birini sosyalleştirmek istiyorsak egzersiz yapacağız birlikte diyorsunuz. Geliyorlar ve birlikte fiziksel aktivitemiz artacak. O çıkamadığınız merdivene çıkacağız, gidip sizinle bir kafede oturacağız, bir sinemaya gideceğiz diyoruz. Ama grupla olduğu için o arkadaşlık kurmak onun için çok güzel olduğu için ya hasta olmasalardı arkadaşlık kurmak çok zor bir şey. Hastalık ortak paydası. Ben böyle bakarım Zeynep şaşırarak dinliyor ama ya hastalanmasalardı bu gruba dahil olmayacaklardı. Mesela başka hastalar da bizim gruba gelmek istiyor. Romatizmalı olmayanları almıyoruz diyoruz. Yani o zaman böyle bir havalanıyorlar yani. Bu güzel bir şey. Sosyalleşmek de egzersiz demek ki ve fiziksel aktivite ana anahtar. Kronik ağrıyı çok yani biz akutla kronik ağrıya biraz farklı pencereden bakmışız yıllarca. Kronik ağrıya akut ağrı gibi bakmışız. Yani bir yerinde ağrısı varsa dinlenin, yapmayın, oturun, işte kalkmayın falan demişiz. Akut da deriz tabii ki. Ama 3 ayı geçtiyse kronik ağrının tanımı bakın ne? Egzersizle geçen ağrı. Kronik ağrı o yüzden şahane bir şey. Neden? Hani alışkanlık kazandıramadığımız egzersiz alışkanlığı var ya, kronik ağrılar çok kolay kazanıyorlar. Neden? Çünkü egzersiz yapınca rahatlıyor. Bunu test ettikçe ağrısı olduğunda pozitif düşünüp aktivitesini kısıtlayıp egzersizini yaptıkça BETİ'deki ağrı yönetim stratejimiz bu. Gün içinde ağrı geldiğinde de aktivitesini bırakıyor. Pozitif bir şey dikkatini dağıtıyor ve egzersizini yapıyor. İlgili bölümün egzersizini. Biyopsikososyal modellerde hasta tarafından öğrenilen işte bu ağrı yönetimi yani gün içinde. Şimdi ben yokum yanında, romatoloğu yok yanında. 23 saat boyunca kendi kendine bu hasta. Ama ağrı bir yurt dışında kongrede duymuştum yıllar önce. Ama chronic pain comes and goes. Yani geliyor ve gidiyor. Öyle uçup da gitmiyor. Değil mi? Bu kronik ağrının bu özelliği geldiği zaman ne yapacağını bilmek o yüzden biyopsikososyal modellerde lider hasta. Çünkü kronik ağrı gelince yönetmek de onun işi ve unutmayalım pandemiler ansızın geliyor. Hesaplamış mıydık geleceğini ansızın geliyor. O yüzden fizyoterapistler olarak da hazırlıklı olmalıyız. Ben kendi adıma şöyle mutlu oldum. Hazırlıklıymışım. 23 Mart'ta geçebildim. Hastalarım sayesinde. Biyopsikososyal bir modeli benimsemiyor olsaydım belki de böyle bir şeyler yapamayacaktım. Her zaman diyorum onlar
beni överler, ben onları. Ama bizim onları övmemiz daha anlamlı. Çünkü hasta istemese, içinde isteklilik bilinci olmasa biz hiçbir şey yapamayız. Peki güvercinimizi uçurmayı başardık. Evde de pandemide de 27 seanstır evde de uçuyorlar. Kanatlarının farkındalar. İstediği zaman uçuyor, istediği zaman kanadını yere koyuyor. Pandemide de bunu demek ki sürdürebiliyor. Egzersiz alışkanlığını, fiziksel aktivitelerini sürdürebiliyor. Bu aralar Twitter'da böyle şeyler yazıyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Hoş geldin kelimesini hiç kullanamıyoruz değil mi? Kapımız çalmıyor. Mesela odamızda birini şey yapamıyoruz. Buyur edemiyoruz. Arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Hoş geldin lafı çok enteresan bir lafmış. Dedim ki dünyanın en güzel hali sevgiye, saygıya, samimiyete hoş geldin deme hali. Dünden yarına değişmez ki. Yani pandemide de olmasa da değişmiyor. Bugün ise zaten hep vardır. Fark edelim, yarına taşıyalım diye değerlerimizi. Bu da çok önemli bir şey. Çok felsefesi olduğunu düşünüyorum bu virüsün. Bize bir şeyler de öğretiyor. Hem meslek açısından hem kişisel anlamda pek çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Ve pazartesi günü bayram. Bayram için hastalarım dediler ki hocam yapalım. Zaten evdeyiz, bir yere de gidip gelmiyoruz filan. O zaman dedim seans bitince, çünkü onlar Hacettepe'de seanslarından sonra çıkıp çay kahve içerler. Bir arada olurlar bir süre daha. O zaman dedim kahvelerimizi yapalım, kahve içelim. Bu arada dün annemleri ziyarete gidiyorum. Aklıma bir şey geldi. Dedim ki hastalarıma, attım WhatsApp grubuna. Hepiniz kahve içermiş gibi resim gönderin bana. Fotoğrafçıya gittim. Tabii şansım fotoğrafçı açıktı. Sonra dedim ki tamam o zaman dedim. Ben size bir saat sonra geleceğim. Annemlere gittim. İhtiyaçlarını karşıladım. Fotoğrafçıya geldim. Ortaya şu resim çıktı. Bakın herkesin elinde kahve fincanları. Burada 33 kişi var. Düzenli olarak egzersiz yapıyoruz. Az önceki mektuplar bir kısmını buraya hani koyabildim. Onların eserleri, hepsi iyileşme yolculuklarının liderleri. Bakın onları bir pencereye, çerçeveye sığdırdığım kahve içen güler yüzlerine hoş geldin demek için pazartesi günü seanstan sonra telefonu WhatsApp grupla herkes kahvesini yapacak. Telefon WhatsApp gruplarına bu resmi atacağım, işte diyeceğim bir arada çay içiyoruz. Yani sosyal mesafeye dikkat ederek sosyaliz. Yani 33 kişi bir anda kahve içmeyi başaracağız. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bu hastalarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Her zamanki gibi keyifle dinledik. Biz tabii hep konuşuyoruz. İşte egzersiz alışkanlığı çok önemli. Fiziksel olarak fiziksel aktiviteyi yönlendirmek çok önemli ama insanlara neden egzersiz alışkanlığı kazandıramıyoruz diye. Aslında tabii ki bu işi bilmek gerekiyor. Yani kişi biyopsikososyal varlıktır. Tanımından sonra gerçekten bir fizyoterapistin hayatı değişiyor aslında. Hani kişiye sadece fiziksel olarak bakmaması gerektiğini, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda tedavide neye ihtiyacı varsa ona yönlendirirken aslında onu da tedavinin içine katması gerektiğini ancak böyle öğreniyor. O yüzden gerçekten çok keyifli bir sunum oldu. Çok güzel katkılarınız oldu biz fizyoterapistlere de ve belki de mezun olacak arkadaşlarımıza da. Ben de teşekkür ediyorum. Akın hocamızın sayesinde pandemide bir fizyoterapi şeyi görmüş olduk, yani devam eden bir grup egzersizi. Evet, teşekkürler hocam. Sağ olun. Şimdi o zaman panelimizin son konuşmacısı Biron Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümünde Buket hocamız. Buket hocamız da bize telerehabilitasyon uygulamalarından söz edecek. Sizi dinliyoruz hocam, buyurun. Herkese merhaba. Sayın Oturum Başkanı Mela hocam, Edibe hocam, sevgili Zeynep. Çok heyecanlı. Böyle de bu kadar heyecanlı olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Çok anlamlı bir şey yapıyoruz. Tam bayram arefesi. Yani burada olmama da vesile oldukları için Fiziksel Aktivite Derneği'ne de ayrıca teşekkür ederim. Ben de inaktivite ve telerehabilitasyondan bahsedeceğim. Zannediyorum sunumum geldi şu anda. Evet, görüyorum. Evet. Sabah Devrim Hocam birazcık teknoloji temelli uygulamalardan bahsetti. Bir kesişen noktalarımız olacak. Çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama farklılaştırdığımız noktalarımız olacak. Umarım faydalı olur diye düşünüyorum. Ben tekrar şöyle çok çok kısaca telekomünikasyon teknolojisinin telerehabilitasyonu nasıl bize ulaştırdığından bahsedeceğim. 1962'de
bir çizgi film Jetgiller. Neredeyse şu anda buna yakın uygulamalar var. Rehabilitasyon hizmetine uzaktan erişim sağlanması demek telerehabilitasyon ve temel amaçları yıllar içerisinde gelişti. Özellikle elektronik sistemler aracılığıyla terapistin, hastaların ve aile üyelerinin eğitimlerinin öncelikle sürekli kılınması ve taburculuk sonrasındaki dönemlerde rehabilitasyonun sürekliliği, gelişimi, takibinin sağlanması, uzak mesafelere ulaştırılması temel amaçlar. Niteliklerde uzak bölgelere sağlık hizmetini sunmak ilk amaçlarından da aslında telerehabilitasyon. Çünkü eğitimli kişi merkezde olanaksız olan kişi periferdeydi ve ilk uygulamalar çoğunlukla telekonsültasyon şeklindeydi. Dolayısıyla hemen devamında bu hizmeti bilgisayar destekli olarak olanağı genişleterek kullanmak. Bir günde ya da tek bir profesyonel merkezde tedavi edilen hasta sayısının artırılarak sağlık hizmetinin mali düzeyine katkıda sağlamak yine hedeflerden, niteliklerden biri. Hastaneye veya merkeze ulaşım süresini kısaltmak ve dolayısıyla yaşam kalitesini arttırmak. Uygulama modellerinden kısaca bahsetmek gerekirse az önce de söyledim. Telekonsültasyon en önce kullanılanlarıydı bunun. Rehabilitasyon uzmanı ile yerel servis sağlayıcı arasında interaktif bir video konferans aracılığıyla bağlantı kurulması. Burada yerel sağlık servis sağlayıcı kişi aracı. Hastayı rehabilitasyon uzmanına sunan kişi. Tele evde bakım hizmetinin yine sağlık elemanı koordinatörlüğünde teknoloji destekli bağlantılarla kişiye ulaştırılmasına olanak sağlıyor. Çoğunlukla da telemonitorizasyon yöntemleri kullanılıyor bunların içerisinde. Kişiyi rahatsız etmeyen basit monitorizasyon sistemleriyle, tabii ki burada hastalık gözetilerek bu monitorizasyon sistemleri tercih ediliyor. İnteraktif bir tele değerlendirme sağlanılıyor. Buradaki örnekler EKG, pals oksimetre, kan basıncı ölçümü sağlayan teknolojilerin alıcı bir araç aracılığıyla, internet yoluyla sağlık personeline ulaştırılmasını içeriyor. Teleterapi de sanal oyunlar, egzersiz sistemlerini kullanarak performansı özel monitorizasyon yöntemleriyle yine az sonra özel teknolojilerinden bahsedeceğim. Terapist tarafından uzaktan tedavi seansını yürütüldü telerehabilitasyon modelleri. Burada sağlık profesyonelleri ve hasta aracılığı arasındaki bağlantıyı kuran bulut teknolojileri çoğunlukla. Telerehabilitasyon teknolojileri ses video bağlantısı sağladığımız iletişim teknolojilerinin en basitçe uygulandığı haliyle başlıyor. Telefon, video konferans modülleri kullanılarak iletişim sağlanıyor. Bunlar internete dayalı sistemlerde asenkronize, senkronize olarak kullanılıyor. Ama en basitinden az önce Edibe Hocam'ın da bahsettiği gibi bir telefonla geri bildirim, mesaj bile bu teknolojiyi kullandığınızı gösterebiliyor. Burada tabii ki bunların derlemelerde eleştirilen noktalar var. Teknik konular, kişilerin bu kadar basit teknolojileri bile kullanmakla ilgili sıkıntılar yaşayabileceği, kişisel sebepler, özellikle otomatik mesajlar alınıyorsa, otomasyondan kişilerin hoşlanmaması ya da çok sık mesaj frekansı varsa, bu mesaj frekansını kontrol edememe ve kişinin sistemden kopması, kişinin bene dair bir şey hissetmemesi, yani kişiselleştirme eksikliği, genel geçer uygulamaların, genel geçer önerilerin çoğunlukla mesajlarda iletilmesi, karşılıklı etkileşim eksikliği ve önerilen aktivite egzersiz hakkında daha öncesinde yeterince bilgi sahibi olmamada yine limitasyonlar içerisinde yer alıyor. Uzun dönem sonuçları ile ilgili de sıkıntılar olabiliyor. Çünkü çoğunlukla 3 ay bile bazen sistemden kopmasına sebep olabiliyor kişinin. Raporlanan sistemlerin her zaman avantajları var ve takibin sağlanabildiği sistemlerin her zaman avantajları var. Yani senkronize modellerin her zaman avantajları var. Ama asenkronize ise de en azından raporlama yöntemlerinin kullanılmasını tercih ediyoruz. Burada hocam da çokça bahsetti, davranışsal teorilerden güç alıyor bu sistemlerin kişide yansıması, kullanımının teşvik edilmesi. Özellikle hedef belirleme, problem çözme, kognitif davranışsal değişim, ikna edici psikoloji prensipleri ve motivasyonel görüşmeler
bu sistemlerin daha etkin olarak kullanılabilmesine olanak sağlıyor. Sistemlerin içerisinde birkaç modeli beraber kullanabiliyorsunuz. Yani hem telemonitorizasyonu, hem teleterapiyi, hem de geri bildirimler yoluyla devamlılığı sağlama olasılığı var. Son dönemlerde daha çok gördüğümüz, daha popüler hale gelen video konferanslar, FaceTime, Skype ve Zoom uygulamaları daha çok kullanılıyor. Bunun haricinde Google Meet de var. Bunlar da yöntemler arasında yer alıyor. Senkronize olmaları bir avantaj. Sensöre dayalı yöntemler giyilebilir teknolojileri, akselerometreleri, işte pedometreleri içeriyor. Bunlar da yine fiziksel performans açısından bize bir fikir veriyor. Ve terapistin rehabilitasyon protokolünü değiştirmesine, uzaktan yönetmesine olanak sağlayabiliyor. Yani bir öneride bulunduysanız bu önerinin hedefinin oluşması yönünde takipte sağlayabiliyoruz. Ya da diğer sistemlerle entegre bir şekilde senkronize sistemi adapte ederek de kullanabiliyoruz bu teknolojileri. Burada özellikle valide edilmiş yöntemleri kullanmak daha tercih edilen, teknik kontrollerinin sıklıkla sağlanması, kalibrasyonların, cihazların sıklıkla sağlanması istenen şeylerden, güncel kılavuzlara uyum sağlanıyor mu, geçerlilik güvenilirlikleri var mı ve maliyetleri ne durumda? Her teknoloji çok uygun olmayabiliyor bu maliyet etkinliği düşünüldüğünde. Yazılım ve mobil uygulamalarla da entegre edilebiliyor, giyilebilir teknolojiler ya da yazılım mobil uygulamalar telefonun kendisi içerisinden de ulaşılan başka bir dünyayı karşımıza çıkarabiliyor. Mesela hiç pulse oximetre olmadan telefonun kamerasıyla birlikte saturasyon ölçümü ya da kalp hızı ölçümü sağlanabiliyor. Burada 1604 akıllı telefon kullanıcısının %52'sinin en az bir fiziksel aktivite takibi yapan uygulama indirdiğini kaydeden bir çalışma var. Birçok seçenek var. İşte köpeğimle yürüyüş uygulaması var. Bunun yanında oyunla teşvik edilen uygulamalar var. Ama daha da çarpıcı sonuçlar var. En az bir kez indirilmiş ama hiç kullanılmamış uygulamaların da sayısı hiç az değil. Sosyal paylaşım ve entegrasyondan faydalanma yolunda belki birazcık daha organize edilmiş grupları kullanarak bunların kullanılabilirliğini, daha uzun vadede sürdürülür bir seçenek olarak kullanılabilirliğini arttırabiliriz. Sanal gerçeklik, oyunlaştırma ve son zamanlarda duyduğum bir terminoloji, exoyun. Bu da yine hem sensörle hem de yazılım modülleriyle gerçek çevre simülasyonlarında gerçek zamanlama etkileşimi sağlayan karma teknolojileri içeriyor. Birçok oyun konsolunu bu amaçla kullanabiliyoruz. Daha ileri sistemleri, daha gelişmiş sistemleri incelediğimizde ise karşımıza sensörlü robotik sistemler geliyor. Bunlar da unilateral robot sistemleri, yani hastanın tek başına robotu kullandığı ve terapiste geri bildirimin sağlandığı sistemler var. Bir de bilateral robotik sistemler var. Hem hasta hem terapistin robotu kullandığı sistemler. Bunlar birazcık daha karşılıklı etkileşime olanak sağlıyor. Bu bir bilateral sistem örneği mesela. Bu sistemde terapist hastanın hareketini, hastanın vücuduna yerleştirilmiş değerlendirme ve diagnostik parçaları içeren sensörlerce takip ediyor. Hareket çıktısı da fizyoterapiste bir grafik olarak iletiliyor. Bazen hız olarak iletiliyor. Burada eş zamanlı olarak oyunlaştırma teknolojisi de kullanılmış. Burada eklem hareket açıklığı, güç gibi performans ölçütleri içinde biyomekanik veriler sıklıkla kullanılabiliyor. Bilateral sistemlerde kooperatif rehabilitasyon, interaktif rehabilitasyon dediğimiz bir süreç ortaya çıkıyor. Hem hasta hem de terapist aynı sanal çevreyi paylaşarak birbiriyle etkileşim halinde oluyor. Yani pasif eğitim aktif eğitime ilerleyebiliyor. Mesela fizyoterapist direnç verebiliyor. Ya da işte bulunduğu çevrede denge çalışıyorsa mesela ortamda zorluk yaratabilecek bir etken oluşturabiliyor. Bilateral sistem şemasında her ikisinin de kendi robotu var. Ve burada sadece bir internetin gecikme payı işleri olumsuzlaştırabiliyor. Bunun haricinde oldukça ileri sistemler. Bu sistemleri de yine hiyerarşik ve birleşik sistemler olmak üzere iki şekilde inceleyebiliyoruz. Burada her iki kullanıcının da sanal çevrede kendi seçili hareketlerini uyguladığı robotları manipüle edebildiği sistemler demiştik. Burada her ikisine de geri bildirim servis sunucu tarafından iletiliyor.
Ve bakın burada bir eksternal robot da kullanılıyor çoğunlukla hasta tarafından. Bu da çok bize objektif geri bildirimlerin de sağlanması, mesela şurada hareketin kısıtlanmasına yönelik bir geri bildirim sağlanmış. Bu açıdan faydalı oluyor. Gelişmiş işleyişlerde ise büyük ölçekli haptik işleyişler ve bu internetin gecikme payını da ortadan kaldıran işleyişler var. Burada aslında güvenliğini göz önünde bulundurabileceğimiz robot hareketleri var. Yani robot eklem hareket açıklığının belli bir limitlerde gerçekleşmesine de sağlayacak şekilde dinamikleri kontrol ediyor. Haptik kontrol deniliyor bunlara. Gelişmiş işleyişler içerisinde yer alıyor. Dediğim gibi internet gecikme süresini de minimale indiren işleyişler olduğunu biliyoruz bunların. Şimdi çok kısaca bunlara baktıktan sonra ve bugün sabahtan beri olan oturumlarda çok detaylı bir şekilde inaktivitenin hem etkilerini hem ortaya çıkma süreçlerini inceledikten sonra artık beyin fırtınası ve beraber belki takip edebileceğimiz pandemi sürecinden bahsedeceğim. Fiziksel aktivite seviyesini teknoloji kullanılarak artırmaya yönelik yaklaşımları bu slide'da Devrim Hoca da benzer şekilde paylaşmıştı. Burada özellikle bireyi motive etmek, katılımı arttırmak için eksternal giyilebilir teknolojilerin, yani pedometreler, akselerometreler, kalp hızı monitörleri gibi monitörlerin kullanılması, mobil notlar, alarmlar kurulması belki süreci birazcık daha takibi kolaylaştırabiliyor kişi tarafından. Yine unutmamamız gereken bir şey, Ebru Hocam da değindi buna, sosyal desteği, katılımı teşvik etmek. Teknoloji bu yolda bize sosyal medya ile bilgi paylaşımını ya da internet temelli toplulukların beraber sosyal etkileşimlerini sunuyor. Burada sosyal medya bilgi paylaşımında birey klinisyenle de bunu paylaşabilir. Birey aynı özellikteki başka bir bireyle ya da aile, arkadaşlar, bakım verenlerle bu bilgileri paylaşabiliyor. Bu da stratejik bir model olarak aklımızda kalıyor. Çok özel bir zaman yaşıyoruz bence. İnaktiviteyi pandemi süreciyle yaşayacağımızı hakikaten bilemezdik. Ben de Edve Hoca'ya katılıyorum. Neredeyse savaşa girecekken pandemi karantinasına girdik. Belki her ikisi de bizi inaktiviteye yönlendirecekti. Ama baktığımızda şimdi pandemi nezdinde konuşmayı tercih ettim ben bugün. İnaktiviteyi sabahtan beri tanımlıyoruz. Çok önemli bir risk faktörü mortalite için. Türkiye'de de hastalıkların %8-16'sından sorumlu genel olarak. Özellikle kronik hastalıklar açısından bir risk faktörü olduğunu biliyoruz. Sebeplerine de değindik ama bir tane de eklememiz gerekecek. Küresel veya bölgesel düzeyde krizler ve pandemiler de artık inaktivite sebebi olarak belki geçecek. Geçen hafta Türk Thoraks Derneği'nin bir webinarında dinleme fırsatı buldum. İtalyan doktor Michel Vitaca'nın bir slaytını kullandım burada. Kendisi İtalya'da pandeminin sağlık üzerine etkilerinden bahsederken 5 dalga tanımladı ve bunlardan ilk 3'ü hastaları, yani COVID-19'la ilişkili dalgalardı. 4. ve 5. dalgaları ise özellikle kronik durumların bu süreçteki kişilere etkisi ve 5. dalga olarak da bakın sürekli devam etmekte olan bir dalga. Hala bunu belki de atağını arttıracak bir süreç de olacak, bilmiyoruz. 5. dalga fiziksel, mental ve psikiyatrik etkilerinden yola çıkmış bir dalgaydı. Dikkat ederseniz 1. dalgayla aynı düzeyde sağlık üzerine etkisi var pandeminin. Şimdi yine Ebru Hocam'la benzer çalışmalar üzerine değinmişiz. Bu süreçteki sedanter yaşam tarzının bizde ne gibi problemlere yol açacağına dair bir çalışma. Yağ kütlesinde artış, azalmış aerobik kapasite, kas lifi denervasyonu, antioksidan salınmanın aktivasyonu, nöromüsküler bileşke hasarı, sistemik inflamasyon, kas kütle kaybı ve insülin direnci. Bütünüyle karşılaşabileceğimiz problemler içerisinde bu karantina temelli inaktif yaşam tarzı sebebiyle. Düşük ve orta yoğunluklu sık tekrarlı direnç egzersizleri ve gün kalori alımında %15-25 azalmanın bu bahsettiğimiz durumlarda özellikle nöromüsküler, metabolik, endokrin ve kardiyovasküler sistem fonksiyonları için
faydalı olabileceği de önerilmiş aynı çalışmada. Yine bu süreç içerisinde, sosyalizasyon süreci içerisinde özellikle kardiyovasküler hastalıklara yatkınlık açısından ve ileride görülme sıklığının artması açısından en temel fiziksel aktivite programlarının güvenilir, uygulanabilir ve etkin olabileceği öngörülüyor. Sosyalizasyon sebebiyle oluşabilecek kardiyovasküler hastalıklarının da azaltılabileceği söyleniyor. Şimdi pandemiyle tabii çok ani karşılaştık ve bu süreç içerisinde teknolojiyi çok fazla kullanmaya başladık ve bir üretkenlik yarışına girdik. Üretkenlik yarışında kötü bir şey yok ama bilgi kirliliği ve bizim alanımızın dışındaki kişilerinde, bunlar bazen sağlık profesyoneli oluyor, bazen başka tanımlarla karşımıza çıkabiliyor. Bu süreçlerde popülariteyi çok ön plana çıkardığını gördük. Dolayısıyla buna pandemide telerehabilitasyon diyebilecek miyiz acaba? Ben kendi yorumumu anlatmak istiyorum bu sürece. Pandemiyle ilişkili inaktivite ve telerehabilitasyonu ben üçe ayırarak anlatmaya çalışacağım. Bu süreçte sağlıklı bireyler, kronik hastalığa sahip bireyler veya PTR hizmetine halen hazırda devam eden bireyler ve COVID-19 pozitifli veya post-COVID-19'lu bireyler nezdinde ne yapılabiliyor telerehabilitasyon uygulaması olarak? Zeynep Hoca da bahsetti. Burada Dünya Sağlık Örgütü online egzersiz programlarını öneriyor. Diğer rekreasyonel aktiviteler ve fiziksel aktivite programlarına ek olarak. Buradaki hashtaglere ek olarak ben bir hashtag daha ekleyeceğim. Riskli bireyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bu kişiler sağlıklı olabilir ama şöyle bir kavram var artık. Sağlıklı görünen riskli bireyler. Kimler bunlar sağlıklı görünen riskli bireyler? Kendisinde değil belki ama birinci derecede yakınında bir kronik hastalık varlığı olanlar, erkekler için 35 yaş üstü, kadınlar için 55 yaş üstü ya da ailede bir problem varsa 45 yaş üstü bireyler. Bunun haricinde hali hazırda pandemiyi zaten çok inaktif karşılamış bireyler. Edibe Hocam da vurguladı, yani pandemiden önce bir şeylere başlamış olmak lazımdı gerçekten. Evet, geç yakalandık, hiçbir şey yapmayalım, yapalım ama riski ayırt edelim, riskli bireyi de ayırt edelim. Bu sebeple belki çok basit uygulamalar tercih edebiliriz riskli bireyi ayırt etmek için. Yani çok basit anketleri bile kullanabiliriz risk varlığını sorgulamak için, değerlendirmek için. Yani bugün bir program açtım, yarın herkes katılsın tarzı bir yaklaşım çok doğru değil şu süreç içinde. Sağlıklı bile olsa kişiler. Şimdi burada internet temelli uygulamalar, mobil uygulamalar, senkronize ve asenkronize uygulamalar sağlıklı bireyler için kullanabileceğimiz uygulamalar. Ben Lestie'yi hepinizin bileceğini düşünüyorum. Çokça da şu anda kullanılıyor. Sağlıklı bireylerin en azından bir yerden başlamak için yapabileceği YouTube içeriklerinden bir tanesi Lestie ile yürüyüş. Buna benzer çokça uygulamalar var. Kullanılabilir belki. Hedef ne olacak? İşte yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bizlere sağlık için gerektirdiği günde 150 dakikalık fiziksel aktivite sürecini tamamlama yolunda bir şeyler yapılabilir. Ama fiziksel aktivite programları çizerken es geçmememiz gereken bir şey var. Tüm inaktif bir bireye, yani bir anda haftada 150 dakikalık fiziksel aktivite programı vermek gibi bir seçeneğimiz ne yazık ki olmuyor ve zaten sürdürülmüyor da. Dolayısıyla birey odaklı yaklaşımlarda belki önce şu günlerde daha çok anlamını kazanıyor bu terminoloji. Sedanter geçirilen zamanı azaltma yönünde. Bu da belki Zeynep Hoca'nın anlattığı gibi rekreasyonel aktivitelerle birlikte önce kişiyi hareketlendirmek ve akabinde belki küçük küçük hedefler. Bu hedefler yolunda sadece internet temelli uygulamalar, mobil uygulamaları tek başına tek ayrı ayrı kullanmak değil, birleştirmek de bir hedef olabilir. Mesela mobil uygulamalarda önce sedanter geçirilen zamanı azaltma yönünde kişiye teşvik edildikten sonra belki günlük adım sayısı, ev içi adım da olabilir bu çoğunlukla ama basit adım sayısı önerileriyle belli bir fiziksel aktiviteye yaklaşması ve akabinde bunun gibi internet temelli senkronize ya da asenkronize uygulamaları tercih etmesi bir yol olabilir. Kademeli olarak fiziksel aktiviteyi arttırma açısından.
Video konferanslar daha güvenilir. Özellikle de bildiğiniz gruplarla çalışıyorsanız. Burada spor salonlarının özellikle böyle yaklaşımları üyelerine sunduğunu görmeye başladık. Tabii ki ev içi seçenekler de önemli. Burada birbirleri üzerine tercih edilebilecek seçenekler de var. Mesela bir kardiyo programı için evinde treadmill olan birisiyle aynı zamanda başka bir evde bisiklet olan birisi, başka bir evde de hiçbir şey olmayan ama zemin bazlı yürüyüş yapan birisine üçünü de aynı zamanda bir yoğunluk hesabı yapmayı anlatabilmek lazım. Kalp hızı düzeyinde olabilir. Yine mobil uygulamaları kullanarak ya da işte giyilebilir teknolojileri kullanarak, elle böyle bir imkan yoksa borg üzerinden bunu anlatıp bir yoğunluk hesabı yapabiliriz. Bir de birazcık daha karmaşık bir kavram var. Fitspiration bu yani 2016'dan sonra daha çok kullanılan bir terminoloji. Fitstagram da aynı şekilde. Şimdi bu süreçte özellikle belki akşam Instagram'ınızı açtığınızda birçok canlı yayın görüyorsunuz. Kimisi webinar şeklinde, kimisi sohbet şeklinde, bazıları egzersiz şeklinde. Şimdi şu videoyu eğer bulabilseydim, soldaki videoyu, çok eğlenceli. Burada kişi çok aktif bir egzersiz yapıyor. Burada yanda arada sırada elini kolunu hareket ettirip hamburger yiyor. Bir şeyler yapılıyor ama bunların ölçütü ne? Yani başarı ölçütü ve karşıdakine ulaşma ne? Telerehabilitasyonda henüz burayı çok anlatamıyoruz. Yani Instagram TV'ler, Insta Live'ler, işte Instagram postları, Facebook postları, like mı? Katılımcı sayısının artması mı? Paylaşım sayısının artması mı? Yorum sayısının artması mı? Takipçi sayısının artması mı? Buradaki yani kişiye ulaştığımızın göstergesi ne? Adam diyor ki I'm here for the fun diyor. Yani bu da olabilir. Bu da bir seçenek olabilir. Ama gerçekten bizim amacımız fiziksel aktiviteyi artırma yönünde bir programsa, yani ben tabii fizyoterapist üstünden bahsediyorum. Bunlar fizyoterapist değil ama burada kimin ne düzeyde nereye katıldığını ve gerçekten riskli bireyi ayırt edip doğru programı, doğru yoğunluk geri bildirimini sağladık mı hakikaten emin olmak lazım. Bu terminoloji üzerine yapılan çalışmalarda şöyle sonuçlar var. Takipçiler ve içerik üreticiler için pozitif ve negatif duygular oluşturuyor. Fitspiration postları, yani işte çok güzel egzersizler yapıyorum. Ben uyandım, kahvemi içtim, 5 kilometre bisiklet sürdüm, siz hala yatıyor musunuz? Gibi uygulamalar, gibi postlar. Burada içeriğin kullanıcı tercihlerine uyacak şekilde uyarlanması belki sağlığı teşvik etmek ve geliştirmek için bir aracı olabilir. Ama şöyle bir sonuç da var. Özellikle genç kadınlarda yapılmış bir çalışma var. Negatif duyguları, bedensel imajla ilgili memnuniyetsizliği ve çoğunlukla da egzersiz davranış üzerinde bir değişikliği yaratmamış fitspiration postları ile 108 kadında yapılmış bir çalışmanın sonuçları bunlar. Özellikle negatif duyguları görünce ben hakikaten çok şaşırdım. Burada dikkat etmek lazım. Sizin çizdiğiniz mükemmel dünya karşınızdakini belki de birazcık depresyona da sokuyor olabilir. O yüzden eğer rehabilitasyon temelli bir aktivite programına önderlik ediyorsak sosyal medya aracılığıyla, gerçek dünyanın içerisinde gerçek önerilerle ve fit prensiplerine en azından bir şekilde birazcık anlatarak bunları sürdürmeye odaklanmalıyız. Nihayetinde kronik hastalığa sahip bireyler veya FETÖ hizmetine halen devam eden bireylerin bu süreç içerisindeki telerehabilitasyon uygulamalarına geldiğimizde, bu marketi çoğunlukla kullanan, yani telehealth dediğimiz marketi çoğunlukla kullanan kişilerin kronik kalp yetmezliği hastaları, KOAH hastaları, diyabet ve hipertansiyon hastaları olduğunu görüyoruz. Literatürde bununla ilgili çokça çalışma var. Ben bugün artık bunları getirmedim. Ama mesela nörolojik hastalarda aynı kortikal düzeyi aktive ettiğine, yani gözetimli egzersiz programlarıyla dengeyi geliştirebildiği, fiziksel aktiviteyi geliştirebildiği, yaşam kalitesini iyileştirebildiği, aynı şekilde kardiyovasküler ve pulmoner hastalığa sahip bireylerde de, hatta KOAH için çalışmalarda özellikle atak sayısını azaltabileceği, hastane yatışları azaltabileceği gibi mortalite üzerine çok önemli belirteçleri iyileştirebileceğine dair çalışmalar var. Tabii ki bunların hepsi home base ama center control. Yani hastane ve ekip tarafından kontrol edilen ama el temelli, web temelli uygulamalar. Burada kişileri değerlendirebiliriz. Yani
öncesinde değerlendirmiş olduğumuz kişileri süreç içerisinde yine değerlendirebiliriz. Çünkü takdir edersiniz ki 2 ay geçti. Yani nereye gidiyoruz? Belki yeni katılacak birisi de varsa tercihen daha önce görmüş olmak daha iyi, ama yeni katılacak birisi de varsa yine hastalığa özgü değerlendirme yöntemleri, ama kaba taslak şunları söyleyebilirim. Fiziksel aktivite monitörleri, yine akselerometreler, pals oksimetre, sfingomanometre, kan şekeri ölçüm cihazları, hatta saat testleri, en basitinden karşınızdaki kişi 30 saniye otur kalk testi bile belki bir fonksiyonel test olarak değerlendirilebilir. Skalalar ve bence çok önemli fiziksel aktiviteye hazırlık anketi. Yani geçmiş dönemde geçirilmiş baş dönmesi, düşme hikayesi, bunları sorgulamak lazım. Çünkü web temelli uygulamalarda dengenin çok önemli olduğu ve katılımdaki riski belirleyici öğelerden biri olduğunun altı çiziliyor. Kronik hastalığa sahip bireylerde ya da FTR hizmetine halen hazır devam eden bireylerde uygulanabilecek telerehabilitasyon modelleri hemen hepsini, başta anlattığım hemen her şeyi içerebiliyor. Daha ileri teknolojiler olarak robotik sistemler, gelişmiş teknolojiler karşımıza çıkabilir. Ama diğerleriyle de uygulamalar sürdürülebilir. Yine Türk Torak Derneği'nin webinarından fizyoterapist Neşe Demir, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nden kendi deneyimlerini anlattılar. Onlarınkine koymak istedim. Senkronize uygulamaları özellikle kullanmak, ev içerisindeki egzersiz ekipmanlarını ve olası farklı seçenekleri, az önce anlattığım gibi bir yerde belki bir treadmill var, bir yerde belki bir bisiklet var, bir yerde hiçbir şey yok, belki bir yerde ufak bir step tahtası var, hepsini aynı program içerisinde uygulayabildiklerine dair güzel örneklerden bahsetmişlerdi. Bunlar seçenek olabiliyor. Birebir seanslar da olabilir ama terapistin çok zamanını alabilir. Yine de çok özel hasta bunu hak edebilir. Birebir senkronize uygulamaları. Burada yine eksternal bir pals oksimetre olmadan telefonun kamerasıyla pals oksimetre takibi bile yapabileceğimiz, yani kişinin elinde halen hazırda bir şey yoksa yine takip etmek mümkün hashtag'iyle anlatmak istediğim gibi uygulamaları, elimizdeki teknolojinin bize sunduğu uygulamaları, en azından akıllı telefon uygulamaları tercih edebiliriz. Gelelim COVID-19'lu veya post-COVID-19'lu bireylere. Bu bireylerde dünyadaki kılavuzlarla uygun olarak bizim de mesleğimizin, hocalarımızın kardiyopulmoner rehabilitasyon temelinde anlatmak öngörülürse, birazcık daha video görüntüleme sistemleriyle, komutlarla yapılabileceğine dair öneriler var. Yine İtalya uygulamasında enfekte ve izole kişilerde ilk tercih olarak kullanmışlar mesela. Hafif olgularda 11 kişiden 9'u internet bağlantısı sağlayabilmiş, %90'da devam sağlanmış ilk bir ay için. Türkiye örneklerinde de benzer sonuçlar var. Yani hiç kesinti sağlanmadığı, hatta illa bilgisayardan değil telefonla da çok rahatlıkla bağlantı kurulabildiğine, kişiler için ayrı seçenekler olabildiğine, hiçbir şey yapılamazsa WhatsApp'la, görüntülü WhatsApp görüşmesiyle birlikte egzersiz yapılabileceğine dair paylaşımları oldu. Diamond Princess Cruise'u belki biliriz, bir karantina gemisiydi hatırlarsanız. Bu karantina cruise'unda da yapılmış bir çalışma var. SARS-CoV-2'li bireylerde. Burada da kişilerin hasta odasına pals oksimetre ve kalp monitörleriyle birlikte takip edilmiş. Terapist karşıdan egzersizleri tarifliyor, gösteriyor. Birebir uygulamalar yapılmış. Hatta yanlarında da grafiksel olarak gösterimleri var. Film şeklinde. Burada tabii değerlendirme olarak aslında çok az şey kullanmışlar. Memnuniyeti değerlendirmişler. Ve 0 ile 10 arasında 8 memnuniyet oranı. Bu hastalığa iyi geldi mi sizce, gelmedi mi bu yapılanlar demişler. Ve 10 üzerinden 7 olarak puanlanmış. Başkasına önerir miydiniz bu uygulamayı demişler. 10 üzerinden 8 olarak puanlanmış telerehabilitasyon hizmeti. 20 dakikalık egzersiz seansları yapılmış bu kişilere. Mevcut durumu bu şekilde özetlemek istedim ve limitasyonları bilmeliyiz. Burada risk faktörlerini belirlemede ciddi zorluklar var. Uzun dönem katılımı sağlamak da zor. Yani halen hazırda çok erken dönemde bir heves olabiliyor ama
belki burada hocalarımın anlattığı gibi kişiye dokunmak ve biyopsikososyal modelin diğer bileşenlerinden faydalanmak gerekiyor. Adaptif teknoloji gereksinimi oluyor, ciddi düzeyde bir bozukluk varsa bu da maliyeti birazcık arttıracak bir teknoloji oluyor. Fizyoterapiste katılımcı arasında bizim çok değer verdiğimiz bir şeyin eksikliği var. Fiziksel temas eksikliği var. Maliyette şöyle bir soru işareti. Sağlık hizmetinden belki kısıyorsunuz başvuran sayısını artırdığınız ama kullandığınız teknolojinin maliyetini de göz önünde bulundurmak lazım. Kimin maliyet etkinliği bu? Bu bir soru işareti. Teknolojiyi kabul etmekle ilgili halen gerçekten yaştan bağımsız bir sıkıntı da olabiliyor. Alet kaynaklı problemler olabiliyor. Bir de çok önemli bir konu kişisel hakların korunması konusu. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ve inaktivite dışarı rehabilitasyon uygulanırken kişilerin bilgilerinin saklanması maliyet etkinlik göz önünde bulundurulmalı. Kişi için seçilen en iyi tek ürün teknolojik özellikleri en gelişmiş ürün değil. Kişinin kullanım sorumluluğunu en iyi aldığı ve bakımını en uzun süre sürdürebildiği ürün. Ve bu ürünlerin seçilmesinde, geliştirilmesinde keşke Ela Hocamların tecrübeleri bu konuda çok fazla. Klinisyenin terapistin sürece dahil edilmesi ve süreci yönetmesi programın klinik etkilerini en arttıran etkenlerden bir tanesi diyorum. Herkese iyi bayramlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Buket Hocam. Gerçekten çok keyifle dinledik sizi de. Tüm konuşmacılar birbirinden güzel sunumlar yaptılar. Şimdi konu tabii biraz daha böyle telerehabilitasyonu herkesin yaptığı gibi bir gündem olunca üzerine konuşacak şey de çok fazla. Çünkü dediğiniz gibi hani fiziksel aktivite fizyoterapistlerin işi. Tabii ki bu konuda farklı meslek grupları da bize destek olacaktır belki ama hani telerehabilitasyon bizim kontrolümüzde olmalı ve dediğiniz gibi şimdi başlanmamalı. Zaten varsa bir hasta grubumuz, zaten bizimle çalışma prensiplerimizi bilen, bizimle daha önce çalışan hastalar varsa kendi tedavisinin sorumluluğunu zaten kendisi alarak evde egzersizini de yapıyordu. Onlarla birlikte olmak, belki işte yarım saat onlarla bağlanmak ve bunun kontrolünü sağlamak fizyoterapistin hedefi olmalı. Ama tabii ki o etraftaki bilgi kirliliğini de bizler belki de bu işi en iyi yapan kişiler olarak bu işte sempozyumlarla yaptığımız işlerle duyuracağız diye düşünüyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum gerçekten tüm sunum yapan hocalarıma, bizi dinleyen katılımcılara. Belki Akın Hocam da bir ekleme yapacaktır ve ben şimdiden herkesin bayramını da kutluyorum bu vesileyle. De kutlarız. Sağ olun hocam. Fizyoterapiste sağlıkla ilgili zaten yasal olarak fiziksel aktivite ve egzersiz fizyoterapistlerin yasal sorumluluğunda ve uygulamaları doğal. Bizim onu geliştirmemiz bu şekilde bu pandemi nedeni olur veya olmaz. Her şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Ve bunun için bu sempozyumlarda ve bunu izleyen katılımcılarda bir fikir sahibi olup veya uygulamalarını geliştirip veya hayal kurup bu hayallerimi burada gerçekleştirilmiş veya yeni hayaller kurup daha iyi hale getirmek, kendi hayallerini gerçekleştirmek için bir vesile olur diye umarım düşünüyorum. Ben de hayal ediyorum, öyle olmasını umut ediyorum. Alışkanlıklar konusunda da ben şöyle bir katkıda bulmak istiyorum. Bana göre benim hayatımda düsturumdur. Bir alışkanlığı değiştirmenin en iyi yolu yerine bir alışkanlık koymaktır. Her şekilde bir alışkanlık kendiliğinden uçmuyor. Bir alışkanlığı yerine bir yeni alışkanlık koyuyorsunuz. Eğer olumsuzsa eski alışkanlığınız, sizin hedefiniz olan, olumlu olmasını ümit ederek tabii, bir alışkanlığı değiştirmek benim tercih yöntemlerimden biri. Herkese, bütün konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir oturum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Diğer oturumlar gibi. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu paneli kapatıyoruz. Sağ olun. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Bayramlar hocalarım. Herkese iyi bayramlar.